Danışmanlık yönetici ortağı Eser Erginoğlu bugün bizimle sunumunu birazdan yapacak. Ona da şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Yine TSE Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürlüğü'nden baş doğrulayıcı Berna Hanım da yine bizlerle birlikte iki tane çok değerli sunumuyla çok güzel bilgiler paylaşacak bizlerle. Daha sonrasında da sizlerin sorularınızı yanıtlayacaklar. Birebir doğrudan bilgi alma fırsatımız da olacak. Kendilerine katılımları için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Toplantının verimli ve faydalı bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Koray Bey. Sözü Avrupa Yeşil Mutabakat Glasgow Zirvesi sonrası bizi neler bekliyor başlıklı sunumunu gerçekleştirmek üzere Horizon Danışmanlık Yönetici Ortağı Eser Hanım'a veriyoruz. Buyurun Eser Hanım. Çok teşekkür ediyorum Koray Bey, Tunça Bey. Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği'ne de güzel toplantı için teşekkür ediyorum. Katılımcılara da zaman ayırdıkları için yaklaşık 80 kişi var gördüğüm kadarıyla. Herkes çok ilgi göstermiş. Çok güzel bir toplantı olacağını inşallah ümit ediyorum. Ben hem ekran paylaşayım hem de şunu söyleyeyim bir yandan da. Bu toplantının devamında ben cep telefonu numaramı her zaman veriyorum, e-mail numaramı her zaman veriyorum ki katılımcılardan eğer soru sormak isteyen olur ise ileriki dönemlerde onu da memnuniyetle cevaplarım daha sonra ya da bu toplantıda mutlaka soru cevap bölümü olacaktır. Orada da cevaplarım. Daha sonrasında da soruları olursa memnuniyetle cevaplıyorum. O yüzden böyle aile içi bir toplantı gibi düşünelim bunu lütfen. Ben size bugün özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili pek çok toplantıya katıldınız zaten. Bu COP26 sonrası ne olacak, bizi neler bekliyor ve şirketler burada neler yapabilirler, hangi öncelikleri verebilirler kendi stratejik yol haritalarını çizerken? Biraz bunlarla ilgili bir şeyler, bir 45 dakika gibi konuşmaya çalışacağım. Sonra da bir 10-15 dakikalık sen de diyorum bir soru cevap hakkımız var, süremiz var. Sonra Berna Hanım'a devredeceğim. Öncelikle çok kısacık şeyden bahsedeyim. Neyle uğraşıyoruz, ne yapmaya çalışıyoruz, dünya ne yapmaya çalışıyor? Biliyorsunuz Paris İklim Anlaşması bizim de bu senenin Ekim ayında imzalamamızla beraber dünya sıcaklık artışını 1,5 derecede tutmaya çalışıyor. Şu anda neredeyiz? 2,8 derece gibiyiz. Yani eğer hiçbir şey yapmazsak değil, bugün yapılan, bugün COP26 da dahil, Glasgow da dahil, tüm verilen sözler tutulursa, her şey yerine getirilirse 2,8 derece ısınacağız. Bu 1,5 derecenin henüz çok uzağında. Yani COP26 da dahil alınan tüm önlemlere rağmen biz hala 1,5 derecenin çok çok uzağındayız. Öncelikle onu söylemek istiyorum. O yüzden COP26'nın sonrasında COP27 yapılacak biliyorsunuz Şarm El Şeyh'te. Bu senenin 2022'nin Kasım ayında yapılacak. Orada çok daha sıkı tedbirlerle, çok daha bugünkünün üzerinde kararlarla ülkelerin geri dönmesi bekleniyor. Biz de Paris İklim Anlaşması'na imza attığımız için artık çok çeşitli bakanlıklar seviyesinde hem yeni kurallar setleri yazılıyor, yazılacak hem de mevcutların üzerine bir şeyler ilave edilecek gibi görünüyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı da bunun Paris İklim Anlaşması'nın Avrupa'ya yansıması aslında. Paris İklim Anlaşması bize ne diyorsa, yani sıcaklıkların 1,5 derecede tutulması, 2050'de net zero, net sıfır emisyona kadar ulaşılması aslında Avrupa Yeşil Mutabakatı da bunu söylüyor. Peki biz niye bu kadar ilgiliyiz bununla? Paris İklim Anlaşması'na imza atana kadar hiç ilgilenmiyor muyduk? Hayır, tabii ki ilgileniyorduk. Çünkü Avrupa bizim doğal pazarımız. Avrupa bizim %50'den fazla ihracat yaptığımız bir kıta ve o yüzden de biz burada ne oluyorsa birebir takip etmekle yükümlüyüz. Şimdi sektörlerin etkisi nedir? Sektörler ne kadar etkiliyor bu emisyonları diye bakacak olursak toplam karbon emisyonunun dünyadaki %30'u enerjiden, %30'u da sanayiden geliyor.
sanayiden gelen karbon emisyonlarının da içinde en büyük payı, bakın oraya bir tane yıldız koydum, %26'sı demir çelik sektörüne ait, %20'si çimento sektörüne ait, geri kalanı da işte petrol, kimyasallar, kömür vesaire diye devam ediyor. Demek ki işte döküm sanayinin de içinde olduğu demir çelik döküm sektörleri aslında dünyadaki bu sera gazı etkilerine en çok katkı sağlayan sektörlerden bir tanesi. Avrupa Yeşil Mutabakatı da bütün bu demir çelik sektörü de dahil, çimento sektörü de dahil ama bununla sınırlı kalmayacak şekilde yeşil enerji, taşımacılık sektörü, tarım sektörü gibi pek çok sektöre bir dur diyor. Yani yaptığına bir dikkat et, nasıl adımlar atacağına bundan sonra dikkat et. Çünkü gelecekte senin net sıfıra doğru ilerlerken belli yol haritaların olması lazım. Öyle sadece ben net sıfıra gideceğim demekle olmuyor. Bunun belli stratejik yol haritalarının da olması gerekir diyor. Elbette ki demircilik sektörü de küm sektörü gibi sektörler döngüsel ekonomi içerisinde, döngüsel ekonomi de çok önemli başlıklardan bir tanesi, çok büyük katkı sağlayan, aslında bir yandan emisyonlara katkı sağlarken bir yandan da geri dönüşüme de ve bunun yeniden sanayiye kazandırılmasıyla ilgili de katkı sağlayan sektörlerden bir tanesi. Yani bir elimizle alıyoruz, bir elimizle veriyoruz gibi bir durum söz konusu. Şimdi biz bir takım bu 45 dakika boyunca bir takım kavramlardan da bahsediyor olacağımız için önce kavramsal olarak da neden bahsettiğimizi buraya koymak istedim. Bir karbon yoğun, kaynak yoğun sektör tanımı var Avrupa Yeşil Mutabakatı içerisinde. Bu sektörler hangi sektörler diye bakacak olursak buraya ben çok basit olarak ikon olarak koydum. Bu sektörlerin içerisinde demir çelik dediğimiz zaman mesela bakırı ayrı tutmuyoruz ya da alüminyumu ayrı tutmuyoruz. Iron and Steel Industry deyince mesela bakırcılar diyorlar ki biz yokuz bunun içerisinde. Hayır, varsınız. Çünkü NACE kodu bazına baktığımız zaman kaynak yoğun, karbon yoğun sektörler içerisinde varlar. Mesela kimyanın içerisinde gübre var. Otomotivin içerisinde otomotivin yedek parçası da var. Veya bina inşaat sektörü deyince bunun içerisinde cam var, seramik var, iklimlendirme var. Yani bu sektörleri sadece böyle temel başlıklarda koymuş olmaları, alt sektörlerin isimlerini geçirmiyor olmaları anlamına gelmiyor. Bunu da böyle bir başlık olarak, bir slide olarak koymak istedim. Emisyonların azaltılması konusunda da özellikle demircilik sektörüne yönelik çok çalışma var. Bu çalışmaların içerisinde de en yeni olanı ya da en yeni yayınlananlarından bir tanesi McKinsey'nin mesela yaptığı bir çalışma. Burada diyor ki 2050 yılına kadar demircilik sektöründe üretim 2 milyar tonun üzerine çıkacak ama bunun büyük bir çoğunluğu, büyük bir yoğunluğu üretim artışı yaşanırken düşük emisyonlu üretimle gerçekleşecek. Şimdi emisyonlar nedir, düşük emisyonlar nedir? Bunlarla ilgili herkes 3 aşağı 5 yukarı fikir sahibidir ama ben sizi yine de hani küçücük bir hatırlatmayla bunu söyleyeyim isterseniz. Düşük emisyondan bizim kastımız ya carbon capture and storage, yani karbonu yakalayan ve bunu ileriki günlerde farklı amaçlar için kullanmak üzere bir yerde toplayan, biriktiren, depolayan sistemler, diğeri ise yeşil hidrojenle yapılan üretimle gerçekleşen üretimler. Yani bu hangi sektörde olursa olsun, eğer biz düşük emisyonlu bir üretimden bahsediyorsak, o mutlaka ya karbonu bacada yakalayan veya üretim esnasında yakalamakla, çimento içinde bu böyle, demir çelik içinde bu böyle, veya yeşil hidrojeni yakıt olarak kullanan sistemlerden bahsediyoruz. Yeşil hidrojen nedir? Geri döndürülebilir enerjiyle üretim, yani solar, hidroelektrik veya işte rüzgar enerjisiyle yapılan üretim yeşil hidrojen. Yani doğal gazla üretilen hidrojenden bahsetmiyorum, ona
Mavi hidrojen diyorlar çünkü. Bu tabloda da gördüğünüz gibi çok çok düşecek yüksek emisyonlu demir çelik üretimi çok çok düşecek. Yüksek emisyonun yerini düşük emisyonlu üretimler alacak. Peki kim ne yapıyor bu konuda dünyada? Ben buraya birkaç tane örnek koydum. Buna yüzlerce örnek verebiliriz ama örneğin büyük kapasiteyle çalışan büyük kapasiteyle çalışan ArcelorMittal ya da ThyssenKrupp gibi firmalar yeşil hidrojen teknolojisine yatırım yapıyor mesela ArcelorMittal. Burada 3,5 milyon tonluk bir kapasiteyi çeviriyor, devreye alacak 2030 yılında. Almanya'daki iki tesisini dönüşüme tabi tutuyor ve bunun için 1,5 milyar euro olarak hesaplanan bir değişim dönüşüm maliyeti de ortaya koyuyor. Ve 5 milyon tonluk bir karbon tasarruf etmeyi planlıyor bu yeşil hidrojen teknolojisiyle yapacağı üretimden. Bunun da üretim maliyetlerini %60 arttıracağını söylüyor. Bakın, üretim maliyetleriyle artık kimse yoğun olarak ilgilenmiyor. Yani %60 mı artacak? Tamam, artsın. Ama gerekliyse bu yapılacak üretim maliyetleri zaman içerisinde düşer mantığıyla burada %60 gibi korkunç maliyetler anlet artışlarından da bahsediliyor. Diğer taraftan bir başka örnek, ThyssenKrupp'a örnek vereyim. Carbon to Chem diye bir projesi var onun da. Bu da üretim sırasında çıkan gazların kimyasal maddeye dönüştürülmesi için, özellikle de pahalı kimyasallara dönüştürülmesi için bir proje gerçekleştiriliyor. Özellikle çelik üretiminde ortaya çıkan nitrojen, karbon monoksit, karbon dioksit gibi gazlar var. Biliyorsunuz sera gazları sadece karbon dioksit değildir, sera gazı. Bunun içerisinde nitrojen de var, bunun içerisinde metan da var. Yani sera gazları çok çeşitli gazlar. O yüzden bunlardan, özellikle de nitrojen ve hidrojenden, örneğin gübre üretiminde kullanılmak üzere amonya ya dönüştürülmesiyle ilgili ThyssenKrupp'un bir projesi var. Veya sadece gübre değil, bu çeşitli karbon bazlı kimyasallara, özellikle de organik kimyasallara bu gazların dönüştürülmesi için bir proje ortaya koydu ThyssenKrupp. Aynı zamanda yeşil hidrojenle çelik üretiminde de çok çeşitli ortak firmalarla, bunun içerisinde yeşil enerji üreten şirketler var, bunun içerisinde Mercedes-Benz var nihai kullanıcı olarak, bunun içerisinde karbon store eden, karbon depolayan şirketler var. ThyssenKrupp'un yaptığı bir sürü çalışma var. Bu sadece bir tanesi. Bunları ben size örnek olarak söylüyorum. Neden? Çünkü günün sonunda emisyonları azaltmak öyle çok basit, konuşulduğu kadar kolay değil. Bunun için teknoloji geliştirilmesi gerekiyor ve Avrupa bu konuda hem çok para harcıyor hem de bu teknolojileri geliştirip ucuzlatma yolunda da planlar, projeler yapıyor. Nedir peki bu karbon dediğimiz, karbon ayak izi dediğimiz ve emisyon dediğimiz ve azaltmaya çalıştığımız şey? Burada sizlerin karbon ayak izi dediğimiz şeyi ölçmek için yapmanız gereken 3 tane ayak iziniz var. Bunları ölçmeniz gerekiyor. Karbon ayak izi derken kapsam 1, kapsam 2 ve kapsam 3 emisyonlardan bahsediyoruz. Şimdi şirketlerde şöyle bir yanılgı da görüyorum. Diyorlar ki biz kapsam 1 ve bazıları kapsam 2 emisyonumuzu ölçüyoruz ve bunu zaten devlete bildiriyoruz. Onun için bu bizim için yeterli. Maalesef bu yeterli değil. Çünkü kapsam 1 ve kapsam 2 emisyonlarınızın yanında dolaylı karbon ayak izinizin de ölçülmesi gerekiyor. Kapsam 3 ayak izinizin. Bu belki zorunluluk olarak şu anda bakanlığın zorunlu kıldığı bir şey olmasa da stratejik yol haritanızda ve biraz sonra anlatacağım çeşitli platformlarda bunların size sorgulanacağını, sorulacağını ve bunlar ölçülüyorsa eğer şirketinizin daha fazla yatırım yapılabilir, daha fazla kredilendirebilir finansal olarak olduğunun ispatını
ortaya koyacağınız bir çalışma olacak bu. Kapsam 3 emisyonlar. Bir de önümüzdeki günlerde çok fazla EU ETS konuşacağız. Yani Avrupa Birliği karbon piyasalarını konuşacağız. Bu karbon piyasaları da 2005'te kuruldu ve 2005'ten bugüne kadar da iki türlü emisyon konuşuluyor. Bu emisyonlardan bir tanesi ücretsiz alokasyonlar, ücretsiz verilen tahsisler daha doğrusu. Diğeri ise açık arttırmayla dağıtılan tahsisler. Şimdi eğer siz Avrupa Birliği'nde bir firmaysanız ve karbon ayak izinizi ölçtürmek zorundasınız bir kere. Çünkü ne kadar karbon saldığınızı bilmek zorundasınız ki ona göre bunu ispat edeceksiniz. Bir, ikincisi de size tahsis edilmiş olan ücretsiz alokasyonlar size yetiyor mu? Yoksa gidip fazlasına ihtiyaç duyuyorsanız piyasadan satın almak zorunda mısınız? Bunu bilmeniz gerekiyor. Avrupa'da üretim yapıyorsanız. Şimdi gördüğünüz gibi 2005'te hemen hemen tamamı ücretsiz dağıtılıyordu bu tahsislerin. Deniyordu ki siz ne kadar salıyorsanız önce bunu bir ölçün ve biz size bu tahsisleri ücretsiz olarak vereceğiz. Ta ki ne zamana kadar? 2010'a kadar. 2010'dan sonra ücretsiz verilen tahsisleri azaltacağız. Daha çok size piyasalardan karbon hakkı satın almaya zorlayacağız. Buna push edeceğiz sizi demişlerdi zaten. Nitekim 2010'dan sonra auction'la yani ihaleyle satmaya başladılar bu tahsisleri. Bu ihalelerde firmalar ihalelere girdiler ve dediler ki biz şu kadar karbon salıyoruz 100 birim kadar. Bunun bana 70'i ücretsiz olarak tahsis ediliyor zaten. Benim 30'a ihtiyacım var 30'u satın alıyorum. Burada hangi sektörlerde buna zorlanan, buna gideceksin Avrupa'da tahsis alacaksın denen sektörler, petrokimya türevleri, ürünler üretenler, demir çelik üretenler, alüminyum, bakır üretenler, çimento, cam, seramik, kağıt, karton, organik kimyasallar vesaire diye böyle gidiyor. Şimdi bu sektörler yıllardan beri Avrupa Birliği içerisinde gidip EU yani AB karbon piyasasından satın alma yapıyordu ve bas bas bağırıyorlardı. Ya bu bize haksızlık çünkü ithal giren malzemeler asla buna tabi değil bir karbon piyasası düzeneği içerisinden gelmiyor. Onun için de biz gidip Avrupa Birliği'nde üretim yaparken haksızlığa uğruyoruz, rekabet sorunu yaşıyoruz diye. İşte o yüzden Avrupa Birliği karbon sızıntısı denilen, bunun adına karbon leakage diyorlar, İngilizcesi bu. Karbon kaçağı korkusu yaşıyor. Yani nedir bu? Ya bu, biz bu kadar bu adamların boğazını sıkarsak eğer, bunlar sökecekler bu fabrikaları, gidip Türkiye'de, işte Sırbistan'da, Moldova'da, orada burada fabrikaları kuracaklar ya da yeni yatırımlarını artık Avrupa içinde yapmayacaklar da bu karbon zorunluluğu olmayan ülkelerde gidip yatırımlarını yapacaklar diye. Nitekim böyle de olması korkusuyla bir karbon leakage listesi yayınladılar. Bu liste isterseniz Avrupa Birliği içerisinde bu EU web sitesinde yayınlanıyor. 2021-2030 karbon leakage listesi var. Bu sizin için neden önemli? Bu bizim için, bizim gibi ülkeler için neden önemli? Aa, sadece 5 tane elektrik, kağıt, çimento, demir, çelik, petrol ürünleri içerisinden bazıları var. Biz yokuz. Mesela çimento sektörü buna telaş ederken seramik sektörü veya cam sektörü hiçbir telaş içerisinde değil. Halbuki bu karbon leakage listesi içerisindeki tüm sektörler Avrupa Birliği'ne girerken sınırda karbon vergisine tabi olacaklar. Bundan kaçışımız yok. Biz yokuz diye rahat etmek diye bir şey söz konusu bile olamaz. O yüzden şunu çok iyi anlamak gerekiyor. Bu karbon piyasası nasıl çalışıyor? Ve bu karbon piyasasındaki ücretsiz dağıtılan haklar ne zaman sona erecek? Ve bizim sınırda vergi vereceğimiz şu demin gösterdiğim EU ETS'teki fiyatlar nereden nereye geliyor?
Bunu çok iyi takip etmesi gerekiyor sektördeki sanayicinin. Çünkü 2021'in Ocak ayında 30 euroydu bir ton karbonu ihaleden satın almak Avrupa Birliği içerisinde. Şu COP26 döneminde bu 70 eurolara çıktı. Bugün itibarıyla 95 euro bir ton karbonu satın almanın maliyeti. Bu bizi neden ilgilendiriyor? Çünkü siz bir ton vergiyi öderken Avrupa Birliği'ne işte bu fiyattan ödeyeceksiniz. O yüzden sizden en çok bunu takip etmenizi öneriyorum sizlere. Avrupa Birliği bütün bunları yaparken 14 Temmuz'da bir doküman yayınladı. Bunun adı Fit for 55. Ben bu konuda çok konuştum. Herhalde 20-25 tane toplantı yapmışımdır değişik platformlarda. Belki daha fazla. Burada özellikle döküm sektörü, yani hepsini baştan aşağı anlatmayacağım ama döküm sektörünün ilgileneceği en büyük başlık bence sınırda karbon vergisi ve sınırda karbon vergisinin bize olan yansımaları ya da sektörümüze olan yansımaları olacaktır. 14 Temmuz belgesi nihai belge değildir. Tekrar bunun defalarca altını çizdim. Bu bir draft döküman. Bu döküman hani Süleyman'ın mührü gibi taşa yazmadılar. Bunu değiştireceğiz diye baştan beri söylüyorlar zaten. Nitekim Ocak 2022'de yeni bir gelişme oldu. Zaten ondan bahsetmek istiyorum. Özellikle bu toplantı çok iyi dönemde yaptınız dedim Koray Bey'e demin. Çünkü tam sıcak gelişmenin arkasından birlikte oluyoruz. Ve ilk defa bir STK ile bunu konuşuyorum ben de. İnşallah önümüzdeki günlerde TOB'la yeniden birlikte olacağız. O da şu. Şimdi COP26'ya geçmeden önce ben bu şeyle ilgili 14 Temmuz dokümanı ile ilgili söyleyeyim. Bunu daha sonra tekrar gündeme getireceğim. Burada diyordu ki sınırda karbon vergisi ödeyecek belli sektörler ve sınırda karbon vergisini ben 2023'te beyan, 2026'da da ödeme ile zorunlu tutacağım. 2023'teki beyan başlayacak. Sadece siz kapsam 1 emisyonlarınızı, demin bahsettiğim kapsam 1 emisyonlarınızı ölçmek ve beyan etmekle yükümlüsünüz. Şimdi buraya kadar tamam. Zaten sektörün çoğu kapsam 1 emisyonlarını sanıyorum zorunluluk var. Bakanlığa da bildirmekle yükümlüler. Zaten ölçtürüyor ve doğrulatıyorlar. TSE bu konuda belli kurumları da şey yaptı, yetkili kıldı ve doğrulayarak bildiriyorlar. Şimdi burada bir sonraki adıma geçmeden önce COP26 ile ilgili de jenerik bir şeyler söyleyeyim. Ondan sonra şeye geçeceğim. Sektör özelinde bir takım şeyler daha söyleyeceğim. COP26'da ne dediler? Dediler ki bizim 1,5 derecelik sıcaklık artış hedefine ulaşmamız için hala geç kalmış değiliz. Hala yapılacak, alınacak önlemler var. Ancak yeterli değil. Yani 2,7'deyiz hala sıcaklık artışında ve alınan devletler olarak alınan önlemler yeterli değil. Bunun 1,5 derecelik sıcaklık artışına erişmesi için küresel olarak her sene 4 milyar ton azaltım gerçekleşmesi gerekiyor. Bakın bu böyle hani ağızla çok kolay söyleniyor da gerçekten yapılması çok çok zor olan bir şey. Bir. İkincisi herkes karbona odaklanıyor. Halbuki metan karbon dışı bir gaz olmasına rağmen sera gazıdır. Ve yarınlarda çok kısa bir dönemde metan karbonu geçecek. Çünkü herkes bir karbon azaltma odağında çalışıyor. O yüzden derhal ve acele bir sisteme ihtiyaç var. Bu sistem Avrupa Birliği için EU ETS. Ama başka bir ülke, Çin kendi sistemini kurdu biliyorsunuz. Kendi karbon vergilendirme sistemini kurdu. Ve belki Türkiye'de bu hazırlıkları yapıyor bakanlık. Türkiye'de kendi sistemini kuracak, kendi vergilendirmesini kuracak. Diyecek ki karbonu salan öder, kirleten öder mantığıyla. Ve biz de Paris İklim Anlaşması'na imza attığımız için çok yakında böyle bir sistemin Türkiye'de kurulması da
bizleri şaşırtmamalı. Ha, bunun dışında pek çok şey konuşuldu. Dediler ki EU ETS 60 euroydu o zaman. Bu çok düşük. Asla yeterli değil bunun fiyatı. Sanayiciyi yatırım yapmaya zorlamayacak bir fiyat bu. Bunun, bakın orada telaffuz edilen rakamı 120 euro ton minimum. Bu Kasım ayında konuşuldu, bugün 95 euroya geldi. Yani 120 euro ile 150 euro arasında bir yere oturması sürpriz olmasın bizler için. Bir sanayici olarak hop oturuluyor hop kalkılıyor. Şimdi ben karbon ayak izi çok ölçüyorum firmalarda. Özellikle de bu demir-çelik sektöründe Avrupa Birliği'ne ihracatta neyle karşılaşacaklarını bilmeyen ve anlamak isteyen şirketler karbon ayak izlerini ölçüyorlar. Bakın geçen gün şöyle bir isyan duydum ben. Yahu ben 10 bin ton satış yapıyorum Avrupa Birliği'ne. Benim emisyonum 20 bin ton çıktı. Ya ben sattığımdan daha fazla emisyon çıktı ürün üzerinde. Evet, çünkü siz bütün extraction'da dahil olmak üzere, yani mineralin topraktan çıkarılmasından da başlayarak tüm emisyonları, ürün üzerindeki tüm emisyonların üstüne ede toplaya toplaya Avrupa Birliği sınır kapısından içeriye girişte neyse onu beyan ediyorsunuz. Yani tüm bana ait değil ki. Ben sadece bunu, mesela bir tanesi yok, ben sadece kesiyorum, şekillendiriyorum. Başka bir şey yapmıyorum. E tamam, olabilir ama Avrupa Birliği'ne ihracat yapan sensin. Yani üzerindeki emisyonları, o zaman sen de geriye dönüp diyeceksin ki ya bu emisyonların bu kısmı sana ait, satın aldığın yere söyleyeceksin. Yani tedarik zincirleri içerisinde çok ciddi tartışmalara yol açacak, çok ciddi anlaşmalara ve bir takım birbirlerine firmaların sen bu kadarını öde, ben bu kadarını ödeyeyim diye geriye dönük birbirleriyle müzakere edecekleri yeni bir dönem önümüzde açılacak. Şimdi bunun dışında önemli bir konu da iklim riskleri konusu. Firmalar olarak bizler hangi sektörde olursak olalım ne kadar iklim riskine tabiiz ve bunu açıklamakla yükümlü müyüz? Diyor ki COP26'daki devletler ve özellikle finans kuruluşları, onların toplantılarını dinlerseniz eğer, biz diyorlar şirketlerin iklim risklerini değerlendiremiyoruz. Ben evet, IFRS diye bir dünyada uluslararası bir finans sistemi var. Oturuyorum, bir şirketin ne kadar borcu var, ne kadar stoğu var, ne kadar alacağı var, bir bilançosunu okuyorum ve bunu anlayabiliyorum 3 aşağı 5 yukarı. Ama iklim kaynaklı risklerini göremiyorum. Mesela firma ne kadar ileride bir vergi ödeme riskiyle karşı karşıya, sınırda karbon vergisi mesela. Veya firma ne kadar iklim risklerine haiz bir bölgede ki yarın üretimi aksayacak iklim riskleri dolayısıyla gibi gibi. Ve dediler ki IFRS içerisine öyle bir sistem ve ortak bir dil yerleştirelim ki bu aynı uluslararası bir dil olarak kabul edilsin ve şirketlerin iklim risklerini biz takip edebilelim. Bakın bunun altını çok çiziyorum. Bunu yarın hep beraber birlikte yaşıyor, görüyor olacağız. Şirketler olarak sizin kendinize sormanız gereken bir soru var. Karbon ayak izinizi ölçtürüyor musunuz, ölçtürmüyor musunuz? Onu geçtik artık. Onu ölçtürüyor olmanız lazım ve neyle karşılaşacağınızı bilmeniz lazım. Ama özellikle COP26'dan sonra ESG bakış açısı şirketlerde çok ön planda artık. Şirketinizin sürdürülebilirlikle ilgili, environmental social governance ile ilgili eğer bir şey yapmıyorsanız şirketiniz dünde kaldı. Eskidi, bakın bu kadar net, kesin ve hani biraz belki dandan konuşuyorum ama kusuruma bakmayın. Çünkü bunu artık ne kadar söylesem azdır diye düşünüyorum. Eğer şirketinizin ESG karnesi yok ise, ESG gradingi yaptırmıyorsanız, karbon karne notunuzu bilmiyorsanız, karbonunuzu ölçtürmüyorsanız, uygun finansman bulmanız, dönüşebilmeniz mümkün görünmüyor. Bu kadar net söylüyorum. O yüzden bunun altını daha ne kadar çizsem, dönüşememenin maliyetinin yüksekliğini,
şirketinizin müşteri kayıplarının çok ciddi oranda olacağını, finansman kaynaklarına ulaşmanın zor olacağını altını çiziyorum. Nedir bu ESG? Neden bahsediyorsunuz Eser Hanım siz diyecek olursanız da şunun altını çizmek isterim. Sadece environment'a bakmıyorlar artık şirketinizin karne notunu oluştururken. Environment bir taraf. Ne var onun içerisinde? İşte ISO belgeleriniz tamam mı? Atık yönetimi yapıyor musunuz? İklim etkisini ölçüyor musunuz? Karbon ayak izinizi ölçüyor musunuz? ISO 5001'di galiba değil mi? Enerji yönetim sistemi. Enerji yönetim sisteminiz var mı? Bunların hepsi 50.001. Efendim 50.001. 50.001 teşekkür ediyorum. Bu sistemler sizin çevreye olan etkinizi ölçüyor. Ama aynı zamanda insan hakları konusunda şirketinizde ne yapılıyor? Çalışan memnuniyetini ölçtürüyor musunuz? Sadece beyaz yakayı mı ölçtürüyorsunuz yoksa mavi yakayı da ölçtürüyor musunuz? Çocuk işçi zorla çalıştırma vesaire bunu belgeleyeceksiniz bile. Yani çalıştırmıyorum demek yeterli değil, belgelerle geliyor. İş kazalarını raporluyor musunuz? Kayıt altına alıyor musunuz? Vesaire vesaire vesaire. Bu başlıklar çok uzun. Diğer tarafta social taraftan geçtim. Governance tarafında da yani yönetişim tarafında da örneğin yönetim kurulunuzda bağımsızlığı var mı? Yoksa bu eksi bir puan. Veya şirketinizde rekabet kurallarına uyumla ilgili şirket çalışanlarına eğitim aldırıyor musunuz? Gibi gibi yani bununla ilgili mesela biz bir due diligence yapıyoruz şirketlere. Önce giriyoruz diyoruz ki sizde ne var ne yok bir bakalım. Çünkü eksik olanları tamamlamazsanız eğer bu yol süresince bu COP26'da konuşulan ve COP26'da karara bağlanan IFRS altında bunların ortaklaştırılmış bir dil olarak iklim riskleri de dahil yayınlanmasıyla ilgili geride kalırsınız anlamına geliyor. Örneğin şirketlerin ihbar mekanizmaları yok. Hani bunlar şimdi bugünün konuları olacak artık ileriki günlerde. Ben yine SİBAM'a döneyim. Yani sınırda karbon vergisine döneyim. Madem günümüzün konusu bu, buradan devam edelim konumuza. Ama bu ESG'yi altını çizmiş olayım. 14 Temmuz 2021 taslağında ki Berna Hanım bundan detaylı bahsedeceği için ben yine her toplantıda olduğu gibi topu ona atıyorum. Diyorum ki siz nasıl olsa detaylı anlatacaksınız. Ben çok fazla iki kere aynı şeyi anlatmış olmayalım. Ama 14 Temmuz taslağında temel olarak şunu söylediler. Demir, çelik, alüminyum, çimento, gübre ve enerji sektörlerinde sınırda karbon vergisi uygulanacak. Bunun ilk 3 yılı bildirim yılı olacak ve ithalatçı bu bildirimi yapacak. Yani ithalatçıdır sorumlu olan. Ben tanımam diyor Türkiye'yi, Hindistan'ı, Çin'i, Brezilya'yı, oradan yapılacak olan beyanları. Ben Avrupa Birliği içerisindeki ithalatçıyı sorumlu tutarım ve ithalatçıya derim ki kardeşim eğer belgeleyemiyorsan ben jenerik bir rakam kullanırım burada. Yani demir çelik ürününe veya çimentoya jenerik bir rakam belirlerim. Bu rakamı burada vergi olarak sana uygularım. Ta ki sen benim istediğim şekilde belgeleyene kadar. Yani tutarlı bir belge getirirsen hayır ben ithal ettiğim üründe bu kadar karbon yok da şu kadar karbon var diye bana belgeleyebilirsen ne âlâ yoksa ben zaten jenerik bir rakama karar verdim. Bu rakam üzerinden ben seni vergilendiriyorum. Neyle vergilendiririm? O günkü EU ETS günlük haftalık fiyatından. Yani bugün 95 euro olan fiyatı o gün artık Allah ne verdiyse ne olacaksa 2026'da bakalım göreceğiz. Ve hangi emisyonunu vergilendiririm? Kapsam 1 emisyonunu vergilendiririm. Kapsam 2 için henüz karar vermedim. Bakacağım ona ileriki günlerde. Ama sen kapsam 2'yi de bana beyan et. Sadece 1'i değil 2'yi de beyan et. Dedi. Şimdi ithalatçılar tabii pek çok sorumluluk altına girecekler bununla ilgili. Örneğin yanlış beyan edenler cezaya tabi tutulacaklar. Yok 2 kere yanlış beyan eden cirosunun şu kadarı oranında ceza ödeyecek. Bunu derken de dedi ki bak ben seni AB dışı bir ihracatçı olarak vergilendiriyorum, vergiye tabi tutuyorum. Ama aynı zamanda AB içindeki ücretsiz dağıttığım şu tahsisler vardı ya başta anlattığım
O tahsisleri de azaltacağım. Her sene %10 ve 2035'te artık Avrupa Birliği içinde de herkes çatır çatır her bir ton karbon saldığı karbon için vergi ödeyecek. Artık öyle ücretsiz tahsis yok dedi. Şimdi bunu taslak olarak sundu. Taslak olarak. Şimdi ne oldu? Son dakika. Flash. Avrupa Birliği Komisyonu 11 Ocak 2022'de yayınladığı ve Aralık 2021'de yazdığı yeni taslakla dedi ki ben kapsam 1 emisyonları değil, kapsam 2 emisyonları da vergiye tabi tutmak üzere taslağı değiştiriyorum. Yani 1 artı 2'yi koyuyor. İlave sektör koyuyorum. Deminki 5 sektörün üstüne ilave koyuyorum. Ki yeni sektörleri de ilave edeceğimi söylüyorum. Kimdir bunlar? Organik kimyasalları da koyuyorum. Polimerleri de bunun içine katıyorum. Ücretsiz tahsisleri hani 2035'teydi ya eski versiyonda. 2028'de sona erdireceğim. Kaç yıl öne çekti? 7 yıl öne çekmiş oldu. Şaka gibi ama böyle yani. Sivam uygulamasını 1 yıl öne çekiyorum. ABD Sivam Otoritesi de tek bir yerden yöneteceğim. Şimdi bunun detaylarını veriyorum. Kapsamı genişletti. Ne yapıyor? 2019'da bir liste yayınladı. Baylar, bayanlar. 2021-2030 karbon leakage listesini ezberleyin, yutun. Bu listeyi 60 küsur tane NACA kodu var bunun içerisinde. Buradakileri kademeli olarak ve bu dokümanda bunu tekrar altını çiziyor. Ben sınırda karbon vergisine tabi tutacağım dedi. Burada sizinle ilgili hani çok hızlıca böyle hangi metal sektörünü ilgilendirenler var diye şöyle tık 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 dün akşam ayıklayıp buraya koydum. Listeye lütfen siz de bakın eksik bir şeyim var mı? Eksiğim gediğim var mı? Yeni ilave edilen gümrük tarife istatistik pozisyonlarını da buraya koydum. 29'la başlayan özellikle amonyayı ve çeşitli organik kimyasalları içeren ve plastik ve artikellerini da içeren 39'la başlayan ve 29'la başlayan gümrük tarife istatistik pozisyonlarını da bunun içine ilave etti. Ama örneğin bakır üreticileri diyelim ki, bakır yok ki, geliyor. Bakırın özellikle altını çiziyor. Bunlara dikkat etmenizi özellikle rica ediyorum. Kapsam sürekli genişliyor. İkinci konu, standartlar konusu. Hangi standartlara göre karbon ayak izi hesaplanacak? Bununla ilgili açıklık getiriyor. Diyor ki ISO standartları 1 kabul edilir, 2 International Reference Life Cycle Data System Handbook'a göre hesaplayabilirsiniz, 3 Ecological Footprint Standard, 4 Greenhouse Gas Protokol yani sera gazı protokolü, BPX PAS 2006. Bu ve buna benzer ama bunlar temelde konmuş. Bu standartlara göre emisyonlarınızı hesaplayacaksınız diyor. Tamam, bunun da altını çizdi. Sivam başlangıcı diyor ki 14 Temmuz'daki dokümanda ben dedim ki diyor 2023-2025 geçiş yılı olsun, 2026'da şey yapalım, bu çok uzun. Bu COP26'da tartışıldı, bu yeterli değil, işte hiçbir işe yaramıyor yaptığınız şey, çok eleştirmişler bunları, anlaşılıyor ki geçiş süresini bir yıl kısalttım. 2023-2024 geçiş yılı olacak, 2 yıl. Ondan sonra 2026 yerine 25'te vergilendirmeye başlayacağım diyor bu dokümanda. Ve diyor ki ücretsiz tahsisleri de Avrupa Birliği içindeki üretim yapan şirketler için 2035 yerine 31 Aralık 2028'de bu takvime göre, benim size aşağıda vermiş olduğum takvime göre sonlandıracağım ücretsiz tahsisleri de, yüzde azaltım şeyleri de koymuş dokümanda. Çimentoyu hariç tutuyor, çimentoyu diyor daha da erkene çekiyorum, 2028 yerine 1 Ocak 2025'te ücretsiz tahsisleri sonlandıracağım. Eyvah ki eyvah, herkesin paçalarının tutuşması gereken bir durum söz konusu. Bu dokümanı ben sizinle isteyenlerle de paylaşabilirim memnuniyetle. Şimdi ne oldu bunu yayınlayınca? Zaten artıyordu bu EU ETS prices, ben size Daily Carbon Prices diye bir site var. Lütfen bunu takip edin. 4 Şubat 2022 itibariyle 95 euroyu vurdu fiyat. Bakın bunun 120-150 euro olması hiç
şaşırtılacak bir şey değil. Gördüğünüz gibi 35 Euro'dan başlıyor. Hangi tarih o biliyor musunuz? 1-1-2021, yani sadece bir yıl bir ay önceden bahsediyorum. Şimdi her sene CBAM belgelerini de azaltacağı için ve öne çektiği için bu ücretsiz tahsisleri, CBAM diyorum yanlış söyledim, ücretsiz tahsisleri öne çektiği için de 120 Euro'ya çok hızlı çıkacağını tahmin ediyoruz. CBAM otoritesi konusu var. Şimdi CBAM'la ilgili çalışanlar bilirler. Dediler ki önce her Avrupa Birliği ülkesi kendi CBAM otoritesini belirleyecek ve her ithalatçı kendi ülkesindeki CBAM otoritesine gidecek. Diyecek ki ben geldim işte şu kadar ithalat yapacağım, bu kadar da ithalat ürünümün üzerinde karbon var. Hayır, böyle bir mekanizmayı kabul etmiyoruz dediler. Bu öneriyi kabul etmediler. Merkezi ve tek bir CBAM otoritesi. Herkes oraya başvuracak diyorlar şu anda. Artık hangi ülkede olur bu, tarafsız bir yer mi seçerler onu bilmiyorum. Şimdi bunun zamanlaması nedir? Onu soracak olursanız. Şubat 2022'de Avrupa Birliği Çevre Komisyonu'nda bunu bu ay içerisinde tartışacaklar. Çok özür dilerim, ceketimi çıkarıyorum, burası çok sıcak. Bunu tartışacaklar. Nisan ayında oylamaya sunacaklar. İşte öyle böyle derken 30 Haziran 2022'de nihai halini alıp bunu yayınlamayı planlıyorlar değerli katılımcılar. O yüzden hep beraber sizlerle birlikte, değerli derneğinizle birlikte bu gelişmeleri takip edeceğiz ve bunları şey yapacağız. Şimdi bakın, son olarak ve flash olarak başka bir şey daha söyleyeceğim. Demin söyledim ya, bu COP26'da sürdürülebilirlikle ilgili de çok ciddi ön plana koyuyorlar bunu. Çünkü bu çevresel yönetişim becerilerinin de bir parçasıdır. Onun için bununla ilgili bir, burada altını çizdikleri bir şey var. O da diyor ki, eskiden zorunlu sürdürülebilirlik raporlaması sadece halka açık şirketler, Türkiye'de mesela sadece halka açık şirketler, eğer sürdürülebilirlik endeksine tabiyseniz İstanbul Beykoz Emekliler Borsası'nda bunu yayınlıyorsunuz. Ama Avrupa Birliği'nde de belli büyüklükteki şirketler için zorunluluktu. Şimdi bunu KOBİ'ler için de zorunlu hale getirecekler. Ve KOBİ'leri de denetlemeyi, raporlamayı ve denetlemeyi planlıyorlar. Bunun için de bir standart getirmeyi konuşuyorlar. Bu sürdürülebilirlik raporları maalesef, altını özellikle çiziyorum, o kadar lalettayin, o kadar altı dolu olmadan yapılıyor ki, ülkemizde de böyle. Buna dediler ki, biz bunu GRI uyumlu olmasını zorunlu hale getireceğiz. GRI uyumlu olması demek, sizin sürdürülebilirlik raporunuzun third party tarafından denetlenmesi veya GRI'ya sizin raporunuzu göndermeniz ve oradan akreditasyon almanız, evet tamam uyumludur demeniz demek anlamına geliyor. Bu KOBİ'lere kadar indirgeniyor. O yüzden biz de madem iklim anlaşması da dahil Paris'e de imza attık, bunlar bize de gelecek. Bunlar ihracatçı firmalardan zorunlu olarak istenecek konular, başlıklar olacak önümüzdeki günlerde. Peki şimdi ben ne yapayım? Eyvah eyvah diyorsanız eğer de, zamanım da çok az kaldı. Onun için hızlıca size ne yapmanız gerektiğiyle ilgili bir yol haritası, bir şey söyleyebilirim. Bir kere baştaki bu ESG konusunu hiç gözünüzün önünden ayırmayın. Yani ESG reporting, sizin şirketinizin sürdürülebilirlik raporlaması çok çok önemli olacak. Bunun altında şirketin karbon ayak izini mutlaka tespit edin. Hem kurumsal olarak tespit edin. Niye canım ben ürünlerimi ihraç edeceğim, bana sadece ürün karbon ayak izi soracaklar. Şirketimin karbon ayak izini sormayacaklar ki. Hayır, öyle değil maalesef. Şirket karbon ayak izini sizin o GRI, şey, sürdürülebilirlik ESG konusunda çok önem kazanacak. Bunu ölçtürüyor olmanız gerekiyor. Daha sonra stratejik olarak azaltmak ve engellemek için şirketinizin bir yol haritası olması gerekiyor. Kalan karbonunuzun, azaltamadığınız, engelleyemediğiniz karbonunuz için net zero, eğer şirket olmak istiyorsanız karbonunuzu offset etmeniz gerekiyor. Bambaşka bir karbon piyasası bu. Bambaşka dinamikleri var. Asla EU ETS'teki karbon piyasasıyla alakası yok. Voluntary, yani gönüllü karbon piyasalarıdır bunun adı.
buradaki bir ton karbon söyleyeyim ne kadar bugünlerde satın aldığınız karbonun nereden olduğuna bağlı olarak 10 eurolar 12 eurolar civarında. Ama kaç ton aldığınız, hangi projeden satın aldığınız, old karbon mu, new karbon mu? Yani o bambaşka dinamikleri olan bir piyasa. Sizin CBAM ödemenizi engellemez. Yani sınırda ben gittim karbonumu offset ettim. O ne güzelmiş. Burada 10 euroya 12 euroya karbon var. E bunu alayım o zaman. Karbonumu offset edeyim. Böylece sınırda karbon vergisi ödemem. Böyle bir şey asla yok. İkisi birbirinden tamamen ayrı piyasalar. Şimdi karbon ayak izinizi ölçtürün. Kurumsal ve ürünsel. İkisi de aynı mantıkla ölçülüyor. İkisinde de emisyonları kapsam 1, 2, 3 diye ölçüyoruz, ölçümlüyoruz. Bunu mutlaka ölçtürün. Sera gazı protokolüne göre, biz sera gazı protokolüne göre ölçüyoruz. Başkası ISO 14064'e göre ölçer. Öbürü 14067'ye ürün olunca 14067 göre. Hiç önemli değil. İsterseniz PAS 2050'ye göre ölçtürün. Avrupa Birliği zaten hangi standartlarda ölçüm yapılması gerektiğini uygun standartları belirlemiş durumda. CDP önemli. Bu yıl daha kötü bir yıl Türkiye için. Neden? Geçen yıl 129 tane kurum vardı Türkiye'den 2020 listesinde ve bunların 10 tanesi A kategorisindeydi. Bu yıl 160 tane kurum var Türkiye'den. 5 tanesi A kategorisinde. Türkiye'den firmalar bu konuya önem vermiyor. Bunun daha ne kadar altını çizebilirim bilmiyorum. Nasıl olur da geçen yıl 10 olan sayımız, A firma sayımız bu yıl 5'e düştü. Ben bekliyordum ki 30'lara 40'lara çıkacak. Çünkü herkes yoğun olarak buna çalışıyor. Beni arıyorlar, CDP ne yapacağız o bu. Maalesef durum bu. Şimdi buraya alalım. Efendim? Ben bir şey, neyse tamam. Belki ses karışıklığı. Tamam, okey. Yılda bir kere buna başvuru yapılabiliyor. Bu sizin şirketinizin iklim etkisini gösteren bir kategori. A kategorisinde iklim etkinizi olursa tabii A ligde oluyorsunuz. B, C, D ve F kategorisi var. Burada Türk şirketlerinin çoğu F kategorisinde maalesef. F şu demek, değerlendirmeye alınabilecek yeterlilikte bilgi paylaşılma demek. F sınıfta kaldı demek değil. Aman ha, yanlış anlamayın. F, siz ya başvurmuşsunuz, yeterli doküman paylaşmamışsınız veya sizin müşteriniz CDP'ye gitmiş, demiş ki ben Türkiye'den ABC firmasını, benim tedarikçim, ben onu CDP'de görmek istiyorum. Git kapısını çal, CDP'de yer alsın. Siz de canım boş ver, ne gerek var demişsiniz veya çok karmaşık bulmuşsunuz bu sistemi. İşte o zaman da F kategorisinde olabiliyorsunuz. Bunun altını çizmek istiyorum. Onun için CDP önemli, bu bir. İkincisi, COP26'da böyle altını 50 defa çizdiler bunun. Science Based Target, yani bilimsel temelli hedefleme bir şirketin olmazsa olmazı olacak. Bunu hepimiz yaşayarak göreceğiz. Türkiye'den 21 tane kurum var burada. Geçen sene 10 kurum vardı. Burası çok ümit verdi bana. Dedim ki aman ne güzel. En azından sayı 21'e çıkmış. bu şu demek. Sizin şirketinizin bir stratejik yol haritası olmazsa olmaz zaten. Ancak bu yol haritası Paris İklim Anlaşması'nın 1,5 derecelik sıcaklık artışıyla ne kadar uyumlu, attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değiyor mu? Yani yaptığınız stratejik yol haritası gerçekten sizin hedeflediğiniz karbon azaltım hedefiyle uyumlu mu? Bunu gönderiyorsunuz hesaplamanızı, onlar onaylıyorlar. Bunların ikisi de CDP'de, Science Based Target'da Dünya Bankası kurumları olduğu için, Dünya Bankası kurumu değil de ne diyeyim, teşvikli, Dünya Bankası'ndan teşvikli olduğu için ve global kurumlar olduğu için tek kuruluş şu anda bu tür konularda çalışılabilecek tek kuruluş.
net zero'ya ulaşmanız için yapmanız gereken nedir? Bununla ilgili de vaktim kalmadığı için şimdi bir yandan da telaş ediyorum süremi de aşmamak için. Ancak yine McKinsey'nin bir raporunu sizinle hızlıca buradan belki şey yapabilirim. Bu 95 milyon ton karbon, voluntary karbon yani gönüllülük usulüyle satıldı geçen yıl. Şirketler gittiler bir projeden satlandılar. Neden bunu yapıyorlar? Neden? Bunu şöyle söyleyeyim size. Yatırımcılarına, uluslararası ve halka açık şirketler genellikle bunu yapıyor. Örneğin kiminle çalışıyoruz? Biz sizin sektörden olmayan bir şey söyleyeyim. Nestle. Nestle Global diyor ki ben bebek mamalarımı karbon nötr hale getireceğim. Peki gidiyor gönüllü karbon piyasasından bir projeye destek veriyor. Bu birazcık ne diyeyim size marketing amaçlı şu anda yürüyor. Ama ileride yine madem ki net sıfıra gidiyor dünya 2050 diyorlardı. Bunu 2040'a çekmeyi bu arada COP26'da konuşuyorlardı. O zaman belki de bunu da şirketleri yarınlarda bu net zero seviyesine çekmek için zorunlu hale getirecekler. Ne yapıyorsunuz siz burada? Gidip bir projeden karbon satın alıyorsunuz. Bu proje ne projesi? Elektrik enerjisi olabilir, yeşil enerji projesi olabilir, hidrojen projesi olabilir, efendim bir tarım projesi olabilir. Şimdi ben size şöyle göstereyim. Bizim mesela dünyada sattığımız projeler bunlar. Çoğunlukla Sahra Altı, Afrika, işte Latin Amerika vesaire gibi. Türkiye bu kategoriden çıkarıldı. Hala Türkiye'den projeler var satılan, karbon kredisi satılan projeler var ama Türkiye 2020 sonrasında bu kategoriden çıkarıldı. Sadece Türkiye değil, gelişmekte olan ülkelerin çoğu çıkarıldı. Least developed countries kaldı burada. Bu da ayrı bir karbon pazarı ama dediğim gibi bu gönüllülük usulü. İşte eğer satın alırsanız bu tip bir karekod veriliyor. O karekodla işte şirketinizin her bir yerinde o karekodu kullanabiliyorsunuz. Onu okutan örneğin Hatay'daki Resten aldıysanız böyle bir sertifika satın alıyorsunuz. Buradaki projeye ben destek verdim. Bu da benim sürdürülebilirlik çalışmalarımın bir parçasıdır diye. Asla sınırda karbon vergisinden kaçamazsınız. Tekrar altını söylüyorum. Çok hızlıca şunu da söyleyeyim. Dünya finans sektörü COP26 da dahil ve bir takım büyük şirketler, işte Tata Steel de var bunun içerisinde, Dow Chemicals da var, o da var, bu da var. Diyorlar ki iklim riskleri aynı finansal riskler gibi anlaşılabilir, ortak bir dilde yayınlanmalıdır. Bunun için TCFD'nin web sayfasını takip etmenizi öneririm. Koç Holding bu şeyin içerisine 2021'de katıldı, bu grubun içerisine 2021'de katıldı. Bunun adına Non-Financial Reporting Directive diyorlar. Bu sizin baştan beri söylediğim ESG ile doğru orantılı bir şeydir. Ve dün okudum IFRS bu grubu nasıl diyeyim satın alma değil de IFRS ile ilhak ettiler birbirlerine. Yani bu geliyor sonuçta. Onu söyleyeyim. Bunun zaman planlaması ile ilgili 2025 diyorlar. Bu şeyde konuşuldu yine. COP'ta konuşuldu. Bakalım 2025'te yetiştirebilecekler mi? Daha mı önden yetiştirebilecekler? Yani o kadar hızlı gelişiyor ki her şey. Ama bunu ESG regülasyonu olarak yayınlayacaklar. Kategori 3 seviyesinde raporlama isteyecekler. Ne olduğunu merak eden olursa inceleyebilir, bana sorabilir nasıl isterseniz. Bunun için bir stres testi var vesaire. Ama ben burada kesiyorum çünkü kimsenin zamanını almak istemiyorum. Bunlar benim telefonlarım. E-mail adresim çok detaylı yani 45 dakikada tabii ki pek çok başlığı çok hızlı geçtim. Ama memnuniyetle görüşmek, çalışmak veya danışmak isteyen olursa ben buradayım. Sunumu isteyen olursa memnuniyetle paylaşırım. Soru alayım diyeyim. Tunça Bey, Koray Bey topu size önce bir atayım. Esra Hanım çok teşekkür ederiz paylaştığınız değerli bilgiler için. Katılımcılarımızın sorusu varsa bir 10 dakika ayırabiliriz. Berna Hanım'ın sunumuna başlayana kadar.
Burada bir chatte şey yapmışlar. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları açısından mevcut potansiyeli hidrolik, güneş, biyogaz diye bir detay vermiş bir arkadaşımız, bir dostumuz. Burada öncelikle buna cevap vermeden önce ya da bunu tamamını okumadan önce bir şey söyleyeceğim. Hidroelektrik santralleriyle ilgili yenilenebilir enerji kategorisinden çıkarılması tartışılıyor. Bunu biliyor musunuz bilmiyorum. Yine COP'ta çok konuşuldu. Bu hidroelektrik santraller artık serbest akışa bırakılıyor. Mesela İtalya HES'leri yenilenebilir enerji olarak kabul etmiyor maalesef. Yenilenebilir enerji yanı sıra ülkemize akkuyu evet. Her biri 1200 ve 4 üniteden oluşuyor evet. Ülkemize yeşil üretimi mümkün mü bu değerlerle? Öncelikle bu çok büyük bir tartışma konusu olan şeyi söyleyeyim. Almanya kapattı, erken kapattı diye herkes biraz hani hafiften bıyık altından da gülüyor nükleer santrallerle ilgili. Nükleer santraller kategori olarak yeşildir. Yani kategori olarak yeşildir. Ha, riskleri vardır, çevreye işte Çernobil faciası üstüne bu şey Japonya'daki facia vesaire onları ayrı tutuyorum. Ama sera gazı etkisi var mıdır diye basitçe baktığımız zaman yok. O yüzden yeşil sayılabilir. Ha, Fransa devam etti nükleere, Almanya kapattı. Şimdi Almanya tekrar nükleerleri devreye almak için yeniden girişimde bulunuyor. Türkiye'de de Akkuyu var. Devreye alınma süresi 2023 diyorlardı. Artık onu çok yakından takip etmiyorum ben de. Hani yeni bir şey var mı? Bir gecikme veya erkene çekme. Ama yeşil hidrojen evet tabii ki mümkün. Mümkün olmaz olur mu? Hani hiçbir şeyimiz yapılamaz diye bir şey yok. Fakat Türkiye'deki RES ve GES kapasitesine bakarsanız toplamın %50'si ancak kapasiteye değil de üretime bakarsanız yeterli utilization var mı diye bakarsanız Türkiye'de yeşil enerji de yok. O yüzden de belki hani bu gözle bakmak lazım. Yeşil hidrojen için yeterli kapasite var da üretim var mı kısmına bakmak gerekebilir. Sunumları istemişler. Sunum isteyen arkadaşlarımdan rica etsem bana mail atabilirler mi? Mail atarsanız hemen dönerim. Böylece kim benim sunumumu aldı, o sunum üzerinden soru soracağı bir şey var mı? Onları takip etmek açısından memnuniyetle paylaşırım. Onun dışında burada bir soru görmüyorum. Şunu bir kapatayım. Belki subshare diyeyim. Chat dışında başka bir yerde bir soru var mıdır diye. Eser Hanım merhaba. Ben bir soru sorabilirim. Beni görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ekran çok kolay. Arda Çetin'den, Ekstra Metal firmasından. Öncelikle merhaba. Çok teşekkürler. Çok bilgilendirici, çok çok da güzel oldu. Açıkçası biz bugüne kadar bu hani EU ETS'leri 3.40 Euroton bazında diye duyuyorduk. Bugün 60 dediniz, 120-150 oldu ondan sonra. 95 bir de şu anda Arda Beyciğim. 95. Evet. Evet. Bir de kapsam 2 dahil edilince rakam gerçekten korkutucu. Ben size şeyi sormak istiyorum. Bu çerçevede firmaların bireysel yatırımları dışında birçok firmanın belki bir öyle bir dernek organizasyonu çerçevesinde bilir. Bir araya gelip bir konsorsiyum oluşturarak yatırım yaptıkları, toplu bir yenilenebilir enerji yatırım yaptıkları örnekler var mıdır bilginiz dahil olan? Bu ArcelorMittal de dahilen Avrupa Birliği için soruyorsunuz ya da diğer bizim dışımızda. Tabii her türlü örnek. Türkiye ya şunu çok net takip ediyorum ben de. Mesela demir çelik sektöründe bu çok var. Sadece demir çelik firmaları bir araya gelmiyorlar. Bir demir çelik firması, bir işte yeşil enerji, yenilenebilir enerji firması, mutlaka bir yazılım şirketi, yazılım da dijitalizasyon da bu işin bir parçası olduğu için onlar da varlar. Mutlaka bir startup gibi carbon capture utilization yazılımları yapan bu tür startuplar işin içerisinde. Yani çoklu, nihai kullanıcılar işin içerisinde. Örneğin Mercedes iki tane ayrı
grubun, konsorsiyumun içerisinde kendi araçlarında, özellikle de bu elektrikli araçlarında yeşil çelik kullanımı için konsorsiyuma katkıda bulunuyor. İşte hem Ar-Ge katkısında bulunuyorlar hem de maddi destekte bulunuyorlar. Yani hem araştırmaların da içinde yer alıyorlar. Bunlardan birkaç tane örnek zaten koymuştum sunumada. Ama siz de Thyssen grubu, ArcelorMittal'e birkaç tane daha var. Özellikle Mercedes'in web sayfasında da bakarsanız onlar çok yayınlıyorlar. Sustainability reportinglerinin içinde de çok var. O şekilde birkaç örnek verebilirim size. Anladım. Okey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Rica ederim. Başka soru sormak isteyen var mı? Ben de bir soru sorabilir miyim Eser Hanım? Emre'ye mesaj. Ben de Arda Bey'e katılıyorum. Çok teşekkürler. Güzel ve kapsamlı bir sunum. Belirttiğiniz gibi bu 45 dakika da çok yeterli değil. Belki Koray Bey'le de görüşürüz. İleride tekrarlarız da biraz daha detaya da gireriz bir şey. İnşallah. Uygun olursa. İnşallah. Ben bir şeyi anlamak istiyorum. Tabii siz biraz bu prensiple yaklaşmaya karşısınız anladığım kadarıyla sunumunuzdan, ama en nihayetinde ticari olarak bakmak zorunda kalıyoruz yani günün sonunda. Ve bu işin ucu bize ne zaman ve ne ölçüde dokunacak kısmını kestirmeye çalışıyoruz. Yani burada şeyi ben çok anlayamadım. Belki ben kaçırdım sunumun içinde, ama şimdi bu SBAM kapsamına girecek ürünler, gitipler kimin tarafından ve neye göre şey oluyor? Yani biz böyle her an bir saatli bombayı mı bekliyoruz? Şu an bizim sektördeki birçok gitip bu kapsamda değil. Ama hı hı. Bir noktada er ya da geç girecek. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani bunun ne zaman ve nasıl bir kapsamda gireceğine dair bir öngörüde bulunmanın yolu var mıdır? Yoksa birden böyle bir düzenleme mi geliyor? Yani bu nereden geldiğini anlamadığımız bir şekilde. Öyle bir mekanizma nedir, onu biliyor musunuz? Yani şöyle, çok haklısınız. Herkes günün sonunda cebinden çıkacak paraya ve bunun önümüzdeki yıllardaki bilançoları nasıl etkileyeceğine odaklanıyor. Hepimiz bilanço yönetiyoruz. Ben de yıllarca genel müdürlük yaptım, yani yıllarca bilanço yönettim. Yönetim kurulu onu sorar, onu bilir, yani başka bir şey değil. Öngörü yine hani en iyi tahminleri söyleyerek başlayayım. Şu anda eğer sizin ihracatınızın gümrük tarife istatistik pozisyonları şu son açıklanan gitiplerin içinde yoksa bile, ben size mail atarsanız paylaşayım, karbon leakage list var 2021-2030. Eğer burada varsa, o listenin içerisinde varsa, saatli bombanın üstünde oturuyorsunuz diyebilirim rahatlıkla. Ve o da 2025'e kadar bu liste peyderpey SBAM içine alınacaktır diyebilirim. Yani sınırda karbon düzenlemesinin İngilizcesi SBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. Evet. Bu bir saatli bombadır diyebilirim. Eğer bu listenin içinde hiç yer almıyorsanız, o zaman o birincil halkanın bir tık dışındaki bir halkadasınız demektir. O zaman nasıl bir risk taşıyorsunuz onu söyleyeyim. Sınırda karbon vergisi ödeme riski taşımasanız dahi, örneğin ihracat yaptığınız ürün bir, siz bir şeyin alt tedarikçisisiniz diyelim ki, yani nihai ürün satmıyorsunuz. Birine bir yedek parça satıyorsunuz ya da onun üretiminin ham maddesini satıyorsunuz. Bir şey satıyorsunuz Avrupa'ya. O zaman Avrupa Birliği'ndeki kurallar dolayısıyla veya alınacak kararlar dolayısıyla veya sizin satış yaptığınız müşterinizin kendi yatırımcısına verdiği sözler dolayısıyla onu çok iyi takip edin. Siz kiminle çalışıyorsunuz Avrupa'da ve bu firmaların sürdürülebilirlik raporları içerisindeki taahhütleri nedir? Kendi yatırımcısına hangi taahhüdü veriyor? O çünkü dönüp mutlaka sizi vuracaktır. Bu sefer sınırda karbon vergisi olarak vurmayacaktır belki, ama diyecektir ki bana her yıl karbonunu açıkla, karbonunu her yıl düşür. Ben 2030'da karbon nötr olma sözü verdim, örnek veriyorum. Sen de benim tedarikçim olarak 2030'da karbon nötr olmak zorundasın. Ben bütün tedarikçilerime bunu şart koşuyorum. Yoksa benim tedarikçi listemden düşeceksin gibi. Bunlar hep sizin bilançolarınızı etkileyecek şeyler. Yani bir, sınırda karbon vergisi var mı yok mu, gelecek mi? İki,
sizin müşteriniz sizden ne bekliyor? Bu çok önemli. Onun için bu ikisine bakmamız lazım. Biz bunu yaşıyoruz zaten şirket olarak. Yani bizim büyük müşterilerimiz var. Bize şu anda bunları soruyorlar. Bu verileri topluyorlar. Kendilerini şeyi de takip ediyoruz. İşte kamuya açıkladıkları hedefler de var. Bu doğru, kapsamda kimisi bize bir şey deklare etti. Çok az kısmı. Kimisi de henüz etmedi ama her an bir şeyler söyleyecekler diye bekliyoruz. Şey demiş tarafından ama yani bir belirsizlik de olduğu için sonuçta yatırım yapmamız gerekiyor. Yani atıyorum ergitme ocağımızı değiştirmemiz gerekiyor ki işte enerji tasarrufu şey olsun, emisyonu düşsün falan. Bunları da nasıl planlayacağız? Neye göre bir önceliklendireceğiz? Onları şu anda çok belirsiz. Bu bizi korkutuyor. O yüzden sormak istiyorum. Yani tabii korkunun ecele faydası yoktur ama şöyle söyleyeyim. Eğer siz karbon ayak izinizi biliyorsanız, bir kere ürünün üzerinde ne kadar karbon olduğunu biliyor musunuz? Bu bir. İkincisi, bunu azaltmak için ne yapacağınızı, yani o scope 1, 2, 3'ün içinde neleri azaltabilirsiniz? Hani aşağıda asılı dallardaki elmaları bir toplamak lazım. Önce hızlıca yapılabileceklere bakmak lazım. Ondan sonra hani yarınlarda yeşil hidrojende oydu buydu, işte fırınların elektrikli ark ocaklarının bilmem neye çevrilmesi. Onların dışında belki enerji tarafına bir şeyler daha yapılabilir mi? Bakmak lazım. Belki sadece kapsam 1-2 değil, kapsam 3 geliyor bakın. Bunun altını özellikle çiziyorum. Kapsam 3 emisyonlara kimse dönüp bakmıyor ama bunlar çok önem kazanacak ileriki günlerde. Siz toplam emisyonlarınızı baz aldığınızda kapsam 3 içerisinde çok rahat yapılabilecek gene alçakta asılı elmalar var, onları toplayabilir misiniz? Gibi gibi işte bakmak lazım. Hani şimdi genel böyle jenerik bir cevap vermiş olayım. Ama sadece kapsam 1'e, kapsam 2'ye odaklanmamanızı, kapsam 3'ü asla göz ardı etmemenizi şiddetle tavsiye ederim. Oralardan başlanabilir hani biçmeye diyeyim. Teşekkür ederim, sağ olun. Ne demek? Merhaba. Hanım, merhabalar, ben Bedri Uçan, TOSİ'den, İskenderun bölgesinden. Sunum için teşekkür ederim. Hatay bölgesiyle ilgili zaten sunumumuzda yer alıyor. Rüzgar enerjisi kullanılan bir bölgedeyiz zaten biz. Enerji sağlayıcımız Enerji Sağ bu bölgede ve biz bir enerji, yeşil enerji çalışması kapsamında onlardan şu bilgiyi istemiştik. Bize sağlanan enerjinin yüzde kaçı rüzgar enerjisi kaynaklı? Evet. Sağlanıyor diye ama oralardan bilgi temin etmemiz yani mümkün olmadı. Sizde hani bunu teyit edebileceğimiz bir nokta var mı diye sormak istedik. Çünkü biz enerji indüksiyon ocaklarımız var. Çoğu dökümcü zaten şu anda burada bulunanlar. Evet. Ve enerji, elektrik enerjisini kullanarak ergitme gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla ana aslında emisyon noktamız doğru, elektrik. Doğru. Hazır bölgemiz aslında yeşil enerji kapsamında olan bir bölge, rüzgar enerjisinden kaynaklı olarak. Ama biz bu durumda salınımızı belki de büyük bir kısmını veya %1'lik bir kısmını rüzgar enerjisinden sağlıyor olmamıza rağmen bunu şu anda ne kanıtlayabiliyoruz ne de sunabiliyoruz. Bizim bu verileri alabileceğimiz, bize destek olabilecek bir nokta var mı diye soracaktım aslında. Bedri Hanım, çok haklı bir soru sordunuz. Cevabı keşke olsa. Şöyle ki yine sizin bölgenizde de çalıştığımız firmalar var. Karbon ayak izlerini ölçüyoruz onların da. Maalesef gelip tıkandığımız noktalardan bir tanesi de bu. Onun için firmalara şunu tavsiye ediyoruz. Madem ki bunu ispatlamıyorsunuz, yani sizin şirketiniz üzerine bir res veya ges yoksa, şirketinize kayıtlı, yani sadece satın aldığınız enerjiyi yüzde şu kadarı geliyor, bu kadarı geliyor gibi Avrupa Birliği'nde olduğu gibi belgeleyemedikleri için herkes ayrek satın almak zorunda kalıyor. Onun için ben de size hani enerji tarafındaki emisyonlarınızı, ki sizin döküm sektöründe bu çok yüksek bir emisyon kaynağı enerji madem, ayrek satın almanızın bunu hızlıca düşürme yöntemlerinden bir tanesi olduğunun altını çizmek istiyorum. Evet, ekstra maliyet ama ayrek en azından Sibam'daki bu EU ETS kadar yüksek bir maliyet değil. Hani bunu böyle belgeleyebilirseniz eğer, ayrık bu konuda size çok yardımcı olur. Bu International Renewable Energy Certificate'ler, bunların uluslararası geçerliliği olması lazım geldiğinin de altını çizmek istiyorum. Yani ayrık satın almanız gerekiyor. Teşekkür ederim.
YEK falan değil yani. YEK falan değil de AYREK satın almanız gerekiyor. Uluslararası geçerliliği olması açısından. Eser Hanım merhaba. Kut Esmet Aydan Arzu Bekir oldu. Ben şunu sormak isterim size. Evet kapsam 3 önemli. Önemli hale de gelecek. Bunu hepimiz idrak ettik bence bu toplantı sonucunda. Ama şey mesela şunu düşünürsek biz geri dönüşümü yapan demir döküm olarak geri dönüşüm yapan bir şirketiz. Dökümde zaten hurda kullanmak önemli. Ama kapsam 3'ü düşündüğümde ben yani bir hurdacıya sürdürülebilirlikle ilgili şeyler sormak ya da işte siz çocuk işçi çalıştırıyor musunuz gibi sorular sormak. Gerçi herkes biliyor detayını ama daha farklı sorular sormak biraz zor olacaktır diye düşünüyorum. O nokta biraz benim kafamı karıştırıyor. Burada biz nasıl ilerleyeceğiz? Nasıl bir yöntem? İkisi birbirinden farklı Arzu Hanımcığım. Bir tanesi, çok teşekkür ederim soru için bu arada, çok güzel. Aslında bir sorum daha var, onu da sorayım. Bir de IFRS kısmıyla bulunan financial reporting kısmını nasıl oturtmayı planlıyorlar? Orada bir ilerleme kaydedildi mi? Yoksa biz IFRS rapor yaparken bir yandan da farklı bir raporlama daha mı yapacağız? Yapacaksınız. Bu. Evet, sadece sondan başlayın cevap vermeye o zaman. Evet. Teşekkür ederim bu arada, çok sağ olun. Rica ederim. Zorunlu raporlama getirecekler bu işe, bu iklim risklerine. Henüz yayınlanmadı. Üzerinde çalışıyorlar dediğim gibi. Bunun için çeşitli draftlar uçuşuyor etrafta. Hani şu draft var mıdır diye sorarsanız bende var vallahi 10 versiyon birden var ama bunun hangisinin hani yanıltıcı olmamak adına ben burada paylaştığım her şeyin kesinliğini bilip paylaşmak isterim. O yüzden de kesinleşmeye yakın belki gene Koray Beylerle, Tunçay Beylerle haberleşiriz. Bu konuda bir ayrı bir toplantı yaparız. Çünkü IFRS'e embed edilmesi konusu apayrı bir konu hakikaten. Finansallar içine nasıl yedirecekler bunu? Buradan gelen riskleri. Daha doğrusu finansal tablonun içine koyun. Yani bilanço mantığında değişiklik olmayacak. Sadece nasıl IFRS bir standart raporlama, bilançonuzu yayınlıyorsunuz. İklim risklerinizi bunun yanında ayrı bir tablo olarak yayınlayacaksınız gibi. Şu andaki görünen durum o. Bir kere o. Şimdi diğer taraftan kapsam 3 emisyonlarla ilgili bir sorunuz vardı. Kapsam 3 emisyonlar sizin kaç işçi çalıştırdığınız işte kaç işçi çalıştırdığınızla ilgileniyor da çocuk işçi mi öyle mi böyle mi bu soruyu sormaz. Bir kere onu bir kenara koyalım. Kapsam 3 emisyonlar sizin satın aldığınız malzemeyi sorar. Ha tabii yani şöyle. Şimdi Türkiye bu kayıt altındayız galiba ama hani kayıtlıdır, kayıtsızdır, odur, budur, burada işi nasıl döner ben onu bilmiyorum ama sizin satın aldığınız malzemeyle ilgilenir, ambalaj malzemesi varsa onunla ilgilenir, kaç işçi var, kaç neyle gelip gidiyorlar, ne kadar uzaktan işçilerin servisini topluyorsunuz, kaç tane arabanız var kiralık, kaç kilometre seyahat ediyorsunuz, yılda kaç uçak bileti alıyorsunuz, bunlarla ilgilenir. Bir de waste management'la ilgilenir, yani atık yönetiminizle ilgilenir. Bunlar hani bana soruyorlar nasıl ölçüyorsunuz diye. Kapsam 3 emisyonlar zordur çünkü ölçmesi. Ben bir Alman firmanın Türkiye mümessiliyim. Biz geliştirdiğimiz bir yazılım var, bir software var. Bunu gönderiyoruz şirketlere. Onlardan doldurmasını istiyoruz ve Almanya bunu analiz ediyor, hesaplıyor ve kitaplıyor, size rapor ediyor. Bunu böyle hesaplıyoruz. Ama bunun içerisindeki soru setlerinin içerisinde kaç çocuk işçi var, kaç yani böyle şey yok. Ama ESG raporlamasını soracak olursanız bana evet. Aslında orada... ESG ile ilgili de sormak istemiştim. Ha, biraz karıştı. Çünkü ESG de önemli bir kısmı ya. Hem evet kesinlikle önemli. Düşünürsek ikisi birlikteymiş gibi düşünelim aslında. Benim sorumu öyle algılarsanız çok sevinirim. Tamam. ESG scoring'de ise mesela biz şirketlere bir due diligence yapıyoruz. Yaklaşık bir 5-6 sayfalık bir doküman gönderiyoruz. Sizde ne var ne yok. Önce onu bir görmek için. Bu ESG due diligence'ın içerisindeki sorularda da işte var tabii çocuk işçi çalıştırıyor musunuz, under age mi, sigortalı mı, sigortasız mı, var mı? İşte bunlara herkesin hani dürüstçe cevap vermesini bekliyoruz. Ama şöyle söyleyeyim, eğer sizin şirketinizden bağımsız olarak, sektörden de bağımsız olarak buna göz yumuluyorsa, yarınlarda bu skorunuzun düşük olacağını veya ne bileyim işte ceza hükümleri vardır herhalde şu anda bile.
bunlara maruz kalınacağını ve bunu yapmamasını şirketlerin tavsiye etmekten öteye bir şey diyemem. Hani yani ESG... bir yorum yapmak istiyorum şöyle, sözünüzü böldüğüm için de özür dilerim. Şundan dolayı söylüyorum. Şimdi bir yandan sürdürülebilirlik çalışmaları yapmaya başlamışsanız şirket olarak, hani tedarikçilerinizi de bir şekilde araştırmak istiyorsunuz. Hem kapsam 3 kapsamında, yani bunların nedir karbon ayak izleri diye, hem de bir yandan da ESG ile ilgili durumlarını da araştırmak istiyorsunuz ya. Evet. O anlamda sormak istiyorum. Yani daha doğrusu merak ediyorum. Şimdi ben bir hurdacıya öyle bir soru sorduğumda muhtemelen cevapları negatif olacaktır. O zaman da ben kimden nasıl hurda alacağım gibi bir soru geliyor yani aklıma. Ama sizin tedarikçinizi değil, biz sizi sorguluyoruz öncelikle. Yani sizin ESG scoring'inizde sizin ne yaptığınızı önemsiyoruz. Dönüp de sizin hurdacınızın kaç işçi çalıştırdığı, bilmem ne yaptı, onlarla şu anda kimse öyle bir soru sormuyor. Siz de onunla sorumlu değilsiniz zaten. Ama eğer satın alma yaptığınız hurda malzeme ise, yani siz hurdayı eritip döküyorsanız, zaten sizin kapsam 3 emisyonlarınız ciddi manada düşük çıkacaktır. Çünkü prime malzemeyi dökenle recycle malzemeden üretim yapan arasında ciddi manada fark var zaten. Hı hı. Anladım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Ne demek? Başka soru var mı? Eğer soru varsa da Aynur Hanım mı soru soracak acaba? Yok, sesini açtı sadece sanırım. Şöyle yapalım dilerseniz, Berna Hanım'ı fazla bekletmemek adına ben bana başka soru sormak isteyen kişiler varsa, dediğim gibi telefon açın, mail atın, Koray Bey'e sorun, o bana iletsin, nasıl arzu ederseniz, yani TÜDOKSAN üzerinden sorun, nasıl kolayınıza geliyorsa. Ama ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Koray Bey, size de çok teşekkür ediyorum. Tuncay Bey, size de çok teşekkür ediyorum. Ve ileriki günlerde tekrar bir araya geliriz diyorum. Berna Hanım'a da güzel bir sunum diliyorum. Teşekkürler Eser Hanım. Biz sizin iletişim bilgilerinizi de zaten katılımcılarla paylaşacağız. Tekrar çok teşekkürler. Sağ olun. Tamam. Görüşmek üzere. Ben Berna Hanım'ı da dinliyor olacağım. Sadece görüntümü kapatacağım. Belki sonra soru cevap sırasında bana da soru gelir diye buradayım yani. Bir yere gitmiyorum. Tamam. Sesim geliyor sanıyorum herkese. Gayet güzel Berna Hanım. Evet, herkese tekrar merhabalar. Biraz gecikmeli aldım ama hani elimden geldiğince hızlı bir şekilde sunumu geçmeyi düşünüyorum, sonlandırmayı düşünüyorum. Şu an ekranı, sunum modunu alıyorum. Ekranım görünüyor mu acaba herkese? Evet, görünüyor. Bir sorun yok değil mi? Tamamdır. Şimdi öncelikle çok kısa kendimi tanıtmak istiyorum. Ben biraz aslında daha sahada kalan bir personelim. Yani teknik uzman... 2012 yılından beri doğrulama faaliyetleri içerisindeyim. Özellikle birincil alüminyum ve entegre demir çelik üretimleri kapsamında teknik uzmanlığım var, sera gazı emisyonları ile ilgili olarak. Bunun dışında Corsia programı kapsamında da yine doğrulayıcı olarak ve aynı zamanda projesine teknik uzman olarak görev yaptım. Bugün yapacağım bilgilendirmede daha önce Tunca Beylerle de konuştuğumuz gibi sınırda karbon düzenleme mekanizması ve sera gazı emisyonlarını raporlaması konusunda ben aslında durmak istiyorum. Şimdi muhtemelen aramızda çok farklı bilgi seviyelerinde olan tesisler mutlaka sorumlular olacaktır. Ama ben daha çok belki hani yeni olan bu iş içerisinde yeni olabilecek kişileri de dikkate alarak biraz o çerçevede, o seviyede sunumu yapmayı planlıyorum. Sınırda karbon düzenleme mekanizmasından aslında bahsedilmişti. Bilindiği üzere Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi içerisinde 2005 yılından beri yürütülüyor. Ve Avrupa Birliği özellikle 2005 yılından itibaren kendi bu ETS kapsamında, yani 2018'de 2066 direktifi kapsamındaki sektörlere bir takım ücretsiz tahsisatlar tanımladı. Fakat Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında işte Paris İklim Anlaşması'na göre küresel ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecenin altına çekebilmek amacıyla bir takım hedefler belirledi.
Bu hedeflere katkı sağlayabilmek amacıyla aslında uzun vadede alokasyonları sıfırlamayı düşünüyor. Alokasyonları sıfırlarken de karbon kaçağı riskini mümkün olduğunca azaltabilmek amacıyla SKDM, yani SİBEN mekanizmasını getiriyor. Karbon kaçağında ne olduğu ile ilgili olarak çok kısa yine durmak istiyorum. İki yollu karbon kaçağı gerçekleştirilebiliyor. Bir tanesine ne demiştik? Daha sıkı emisyon tedbirleri olan ülkelerdeki sektörlerin daha az sıkı olan ülkelere transferiyle gerçekleştirilebiliyor. Bir diğer yol ise yine iklim politikalarındaki ülkelerdeki farklılıklar yüzünden işte yapılan ithalatların eşdeğer fakat daha az sera gazı emisyonu yoğunluğu olan ürünlere kayması yoluyla iki şekilde sera gazı emisyonu yani karbon kaçağı meydana gelebiliyor. Tabii ETS kapsamında Avrupa Komisyonu uzun yıllarca bununla baş edebilmek amacıyla ücretsiz tahsisatları tanımlamıştı. Peki sınırda karbon düzenleme mekanizması bu karbon kaçağı riskini azaltabilmek amacıyla AB sınırları içerisinde üretilen malların karbon maliyetine eşdeğer bir maliyetin aynı zamanda ithal edilen mallara getirilmesi suretiyle karbon kaçağı riskiyle aslında savaşmayı planladı SKDM mekanizması uyarınca. Peki uygulama kapsamının üzerinden şöyle bir geçersek, uygulama kapsamında AB27 ülkesine tabii öncekilerden farklı olarak Avrupa Birliği Yeşil Mütabakatı'yla beraber SKDM mekanizması ve Yeşil Mütabakat içerisindeki aslında birçok mekanizma öncekilerden farklı olarak aslında tek bir el yani Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi tarafından planlanmak suretiyle tek bir el üzerinden aslında yürütülmeye başlanıyor. Böylelikle farklı ülkelerin farklı iklim değişikliği konusundaki girişimlerinin farklı seviyedeki ambition dedikleri girişkenliklerin girişimlerini aslında dengelemeyi planlıyor bu mekanizmayla birlikte. Dolayısıyla burada Avrupa Birliği ülkeleri ve AB dışındaki ülkeler ise üçüncü taraf ülkeler olarak adlandırılıyor. Tabii bununla birlikte EFTA ülkeleri olarak sayılan yani Avrupa işte Serbest Ticaret Birliği ülkeleri İzlanda, Norveç ve Liechtenstein bu uygulamanın kapsamında. Bununla birlikte İsviçre de uygulama kapsamında. Çünkü İsviçre 2020 yılında Avrupa Birliği ile birlikte Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi ile bir bağlantı anlaşması gerçekleştirmiş durumda. Hariç tutma peki SİBEM kapsamında yine Türkiye gibi üçüncü taraf ülkelerden AB'ye ithal edilen mallar örneğin uygulanabiliyor. Bazı hariç tutmalar da söz konusu. Eğer menşei ülkede bir emisyon ticaret Avrupa Birliği'nin emisyon ticaret sistemine eşdeğer bir emisyon ticaret sistemi olması durumunda bu ne anlama geliyor? Ülkemizde 2015 yılından beri uygulanan ve muhtemelen belki aramızda da olan tesisler vardır buraya raporlama ve doğrulattırma yaptıran. 2018'de 2066 regülasyonu son hali dördüncü fazı temsil eden eğer biz kendi içimizde EU ETS'nin 2018'de 2066 regülasyonuna eşdeğer bir emisyon ticaret sistemi kurmamız durumunda ve bunu AB'ye örneğin ispat etmemiz durumunda. Aslında biz de buradan bakıldığında kapsam dışı hariç tutma kısmında kalabiliyoruz. Aynı zamanda menşei ülkede yine EU ETS'le bağlantı anlaşması yapıldıysa bu ülkeler de kapsam dışında bulunuyor. Hali hazırda Ocak ayından itibaren bizde iklim yasası yayınlanacak. İklim yasasına temel oluşturacak şuralar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından oluşturuldu. Enstitü olarak da biz de bu şuralar içerisinde bu arada yer almaktayız. Bu şuraların bir tanesinde de emisyon ticaret sistemi ücretlendirmeleri, işte yeşil finansman, sera gazı azaltım politikaları, işte arazi kullanımı değişikliği, ormansızlaşma ile ilgili aslında görüşmeler yapılıyor. Dolayısıyla bu açıdan önemli. Aynı zamanda 7 Ekim tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle hatırlarsanız Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı şeklinde bakanlığın ismi revize edilmişti ve emisyon ticaret sisteminin kurulmasına yönelik de aslında
orada ifadelerin olduğunu görmekteyiz. Şu an bunun çalışmaları hali hazırda yapılıyor ve hedeflenen tarihte aslında en kısa zamanda muhtemelen 2025 ya da 2026 yıllarına kadar bu ticaret sisteminin başlatılması hedefleniyor. Bu ekranda şu an küresel emisyon ticaret sistemlerini görmektesiniz. Görüldüğü gibi birçok küresel emisyon ticaret sistemleri hali hazırda faaliyette. Mavi olanlar, faaliyette olanlar Türkiye hali hazırda hala konuşulan durumunda. Dolayısıyla yakın zamanda da ülkemizde bir emisyon ticaret sistemi kurulması durumunda da CBAM kapsamından bu arada ben sunumlarımı değerlendiriyorum. CBAM konu olduğu için CBAM'de de değerlendirebilecektir. Tabii şöyle bir durum olacak. Ülkemizdeki belirlenen karbon miktarının, karbon maliyetinin Avrupa Birliği emisyon ticaret sistemindeki karbon maliyetine dönüşümünün nasıl olacağı gibi durumlarda söz konusu. Bu da ilerleyen zamanlarda bize muhtemelen gösterecektir. ETS fazlarından çok kısa geçmek istiyorum. Hali hazırda ülkemizde ETS'nin MRV kısmı sera gazı emisyonlarının takip hakkında yönetmelik kapsamında uygulanıyor. Bu kapsamda 20 megawatt ve üzeri kapasitede üretim yapan tesisler bulunmakta ve aynı zamanda da döner fırın kapasitesi dikkate alınarak mesela kapasiteler belirlenmiş durumda veya işte petrol rafinasyonu gibi ya da birincil alüminyum üretimi gibi kapasiteden bağımsız sektör bazlı kapsamda olan tesisler var. Şimdi Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi 4. fazının içerisinde bizde hali hazırda zaten şu an 3. fazdaki kapsamlarla aynı aslında Türkiye MRV'si. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Şu an bizdeki aslında MRV'de yapılan birçok faaliyet, yani izleme gereklilikleri, raporlama gereklilikleri, doğrulayıcı kuruluşların yaptıkları doğrulama faaliyetleri aslında büyük oranda Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi'nin MRV kısmıyla eşdeğer. Fakat farklı olan durumlar söz konusu. Örneğin makul olmayan maliyet kısmı ve aynı zamanda ülkemizdeki MRV kapsamında karbon tutma ve depolama kullanma sistemleri yok ve ulusal uçuşlarda MRV kapsamında değil. Bunun dışında bazı kriterlerin de uyumlaşması durumunda aslında büyük oranda Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi'nin MRV kısmıyla uyumlaşmış olacaktır. Tabii bunun dışında bu CBAM kapsamında resmi olarak internet sitesinde yayınlanmış regülasyon taslağı üzerinden sunumuma özellikle yaptığımı belirtmek istiyorum. Bu regülasyon taslağında enerji, endüstri ve havacılık emisyonları ETS'nin kapsamında fakat bina, taşımacılık sektörlerine genişletilmesi söz konusu EU ETS'nin. Bina ve taşımacılık sektörlerine genişletilmesi durumunda bununla alakalı çalışmalar yapılıyor. Muhtemelen zaten SİBEM'in en son yayınlanmış regülasyon taslağında da olası bu kapsamlara da yani taşımacılık sektörüne de SİBEM'in genişletilmesi gibi öngörüler olduğunu zaten hatırlarız. Burada tabii önemli olan nokta şu, komisyonun karar dokümanı 2019'da 708'i en son yayınlanan Mayıs 2019 tarihinde karbon kaçağı riski olan sektör listelerinin mutlaka sizler tarafından gözden geçirilmesinin de önemli olduğunu da belirtmek istiyorum ayrıca. Raporlanan emisyonlar, yine ülkemizdeki emisyonlar gibi karbondioksit, nitroz oksit ve perflorokarbon, karbon tetraflorür emisyonlara göre emisyonlar yine bizde de ülkemizde de raporlanmakta. Yine ekranın sol tarafında çok böyle basit bir şekilde ücretsiz tahsisat kısmında görmekteyiz. İki tesis bulunmakta. Kirleten öder mantığıyla örneğin daha yüksek salınım yapan tesis. Tabii bu emisyon verileri doğrulanmış veriler. Yani EU ETS'de 2018'de 2060'da regülasyonu uyarınca akredite edilmiş doğrulayıcı kuruluşlar tarafından doğrulanmış veriler üzerinden hareket ediliyor. Şu altta gördüğünüz aloke edilmiş miktarlar söylediğimiz gibi Avrupa Birliği'nin emisyon azaltım hedeflerini, karbon nötr kıta olma hedefini yakalayabilmek amacıyla uzun vadede sıfırlanması gerekiyor. Tabii şuranın sıfırlanması demek örneğin bir döküm tesisi ya da daha yüksek emisyonlu olan entegre demir çelik ya da birincil alüminyum tesisleri bazında ele aldığımızda aslında bunun sıfırlanması ne demek oluyor? Bu kuruluşları dekarbonizasyon teknolojilerine yönlendirebiliyor. Yani örneğin sizin kullandığınız elektrikli ve yakıtlı fırınlarınız var. Örneğin puta fırınları, yakıtla çalışan fırınlar.
Yakıtlı fırınlar yerine belki elektrifikasyon ve işte elektrikli ark ocakları, indüksiyon fırınları gibi fırınlar, bu aynı zamanda kullanılan elektriğin yenilenebilir enerjiden, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesi, işte kendi içinizdeki örneğin demir çelik üretiminde direct DRI teknolojisine geçilmesi, işte carbon capture storage sistemlerine yatırım yapılması gibi gibi birçok teknolojiler aslında Avrupa Birliği içerisindeki kuruluşları itecek ve dolayısıyla aslında maliyetleri de bunlar için gerekli olan yatırım maliyetlerini de artıracaktır. Bu açıdan önemli aslında. Halihazırda da zaten ekranın sağ tarafında ben 7 Şubat tarihinde 97 avro olarak almıştım fiyatını. Görüldüğü gibi büyük oranda karbonun ne kadar değerli olduğunu, karbon birim ücretlerinde bunun da yükseldiğini görmekteyiz. Bu açıdan önemli. SKDM kapsamında 5 sektör olduğu zaten konuşuluyordu. Burada şu an döküm sektörü olması sebebiyle daha çok demir çelik ve alüminyumla alakalı olan GTF kapsamları sizleri tabii ilgilendiriyor olacak şu aşamada. Bu SKDM kapsamındaki regülasyon taslağı üzerindeki sektörler bu arada. Ama burada şunu belki söylemek gerekebilir. Avrupa Birliği SKDM kapsamındaki sektörleri belirlerken öncelikle kendi emisyon ticaret sistemi içerisindeki olan sektörleri ele aldı. Daha sonra bu sektörler içerisinden de emisyon yoğun sektörleri aldı. Emisyon yoğun sektörlerin içerisinde de hani biraz önce gösterdiğimiz karbon kaçağı riskinin yüksek olduğu sektörleri ilk başta alarak uygulamayı başlatmaya karar verdi. Ama tabii burada örneğin hep söylediğim petrol rafinasyonu da normalde aslında kapsamda olması gerekirken petrol rafinasyonu çıktıları olan örneğin işte kerozen, işte dizel, motorin gibi bunların ayrı bir şekilde raporlanamaması, yani teknik elverişsizlik olması sebebiyle şu an hali hazırda SİBEM kapsamında değil. Aynı zamanda şunu da belirtmek gerekiyor. Mesela demir çelikle ilgili olarak aslında karbon kaçağı riski listesine baktığımızda aslında burada entegre demir çelik tesislerinin olması gerektiği çok açık bir şekilde görünüyor. Fakat ilerleyen sunumlarda GTF'lerine baktığımızda aslında çelik boru üreticisi olan yani kompleks mal üreticisi olan tesislerin de alındığını görmekteyiz. Bunun sebebi ise şu, hani hep bahsediyoruz ya yaşam döngüsü değerlendirmesi bakış açısı, aslında şu an yapılan birçok faaliyeti değer zincirine bir şekilde ilişkili olması sebebiyle yaymış durumda. Bir çelik ya da alüminyum boru üreticisinin girdi tarafında emisyon yoğun bir üretim olması sebebiyle ve bunun da açıkta kalmaması sebebiyle komisyon regülasyon taslağında hali hazırda işte boru üreticileri gibi üreticileri de SİBEM kapsamını aldığını görmekteyiz. Alüminyumun kapsamına girmesi aynı şekilde, çünkü aramızda yani işte demir dökümcüler, demir dışındaki metallerin dökümcülerini yapan tesisler vardır, kuruluşlar vardır diye düşünüyorum. Alüminyumun kapsama alınmasının sebebi ise tamamen hani biraz önce karbon kaçağı riskinde iki yol göstermiştim. Alüminyumun demir çelikle rekabet edebilir, alternatif ürünler üretebilmesi ve alüminyumun kapsama alınmaması durumunda tamamen işte demir çelikteki talebin alüminyuma kompanse etmesi engellemek amacıyla da aslında alüminyum üretimi ve ilişkili ürünlerinde SİBEM kapsamına alınmış olduğunu görmekteyiz. Yani aslında bu açıdan bakıldığında regülasyon taslağında net bir kapsam olmadığını zaten işte regülasyonun içerisinde incelediğimizde de çeşitli işte kapsam genişletmelerinin ekranda gördüğümüz gibi başka sektör ve ürün gruplarına genişletilmesi, aynı zamanda taşımacılık ve ulaşım hizmetlerinin kapsama alınması söz konusu. Bu çok önemli. Ama taşımacılık derken muhtemelen taşımacılık sektörü olduğunu ben kendi adıma düşünüyorum. Ama tabii burada eğer enerji dolaylı emisyonlar ve proses emisyonla doğrudan emisyonlar dışında kalacaksa kuruluş içerisindeki gerçekleşen kuruluşun kendi taşımacılık faaliyetlerinden de kaynaklı belki kapsama alınabilmesi durumu olabilir. Yine değer zincirindeki ürün ve hizmetlerinde yine SİBEM kapsamının genişletilmesi söz konusu. Buraya geçiyorum, çimentoyu ve gübreye geçiyorum. Demir çelikte yine regülasyon taslağının ekindeki GTİP'ler şu ekranda gördüğünüz gibi
Şu raporlanan sera gazı emisyonları yine EU ETS'in ve aynı zamanda bizim ülkemizde uygulanmakta olan 2015 yılındaki ulusal MRV'deki raporlananların aslında emisyonların, sera gazlarının aynısı. Ama tabii buradaki G-teyplerin alt kırılımları olan G-teypler var. Komisyon hali hazırda bu G-teypleri açıklamış durumda. Muhtemelen bunların altındaki G-teyplerin hepsinin mi kapsam alınacağı, yoksa bir miktarının kırılımların bir kısmının mı kapsama alınacağı konusunda henüz netleşmiş değil. Bununla ilgili de yine karar dokümanları, decision dokümanlarıyla mutlaka bunları yayınlayacağını biz düşünüyoruz. Demir çelikle alakalı olarak şu an ekranda gördüğünüz kapsamdaki ürünler SİBEM kapsamında. Alüminyuma bakarsak yine birincil alüminyum üretiminden olan var. İkincil alüminyum üretiminden yapılmış olan, gördüğünüz gibi yassı ve diğer ürünler kapsamda olduğu görülüyor. Tabii burada şöyle bir durum var. Burada aslında sadece birincil alüminyum üretiminden perfluorokarbon emisyonları üretiliyor. Peki diğerlerinde neden perfluorokarbon emisyonları var? Bu da yine sunumun ilerleyen kısımlarında sizlerle paylaşacağım. Burada önemli bir nokta var. Şu an söylemiş olduğumuz gibi 20 megawatt üzeri örnekler bu arada. Ulusal MRV'de raporlama yapan tesisler. Şimdi ulusal MRV'de raporlama yapan tesisler SKDM mekanizmasına daha kolay adapte olacağını değerlendiriyoruz. Bunlar da 20 megawatt ve üzeri tesislerde yakıtların yanması örneğin kapsamda, birincil alüminyum üretimi kapasiteden bağımsız kapsamda, ikincil alüminyum üretimi yine 20 megawatt ve üzeri yakma üniteleri kullanan gibi birçok aslında tesisler kapsamda. Fakat burada önemli olan nokta şu, SİBEM kapsamında kapsamları G-Tape bazlı tanımlandığı için ilgili G-Tape'deki malı Avrupa Birliği'ne ihraç eden fakat bu ulusal MRV kapsamında hiçbir şekilde raporlama yapmayan tesislerde mutlaka olacaktır. Bununla ilgili olarak da alternatif raporlama yöntemleri SİBEM'e uyum sağlamakta, ama SİBEM'den öte aslında hep yani şu an üretim yöntemleri değişti. Bunu ben de söylemeden geçemeyeceğim. 2012 yılından beri sahadayım ve 2015 yılından itibaren MRV doğrulaması yapan bir kuruluşun parçasıyım. Kuruluşlar ilk başta sadece proses emisyonları raporlarken bir takım sorunlar, adaptasyonda sorunlar yaşadılar. Neden? Çünkü kuruluşlar o yıl, o zamana kadar sadece ürün kalitesiyle ilgili olan verileri takip ediyorlardı. Ama artık kuruluşlar sadece ürün kalitesiyle ilgili olan veriler değil, sürdürülebilirlik, özellikle iklim değişikliği, sera gazı emisyonlarının raporlamasına destek olacak verileri de aslında izlemeleri ve veri toplama sistemlerini buna uyum sağlattırmaları gerekiyor. Ve ben 2015 yılından beri yaptığım doğrulamalardan büyük oranda bu MRV kapsamında doğrulama yaptığımız tesislerin veri toplama sistemleri konusunda büyük bir ilerleme sağladığını söylemek istiyorum. Bu bakımdan SİBEM kapsamında avantajlı olacaklarını düşünüyoruz biz. SKDM'nin işleyişini çok kısa üzerinden geçersek, şu an ekranda SKDM aktörlerini görüyoruz. SKDM'nin en üstüne yönetici otorite Avrupa Komisyonu olacak. Avrupa Komisyonu içerisinde bir merkezi kayıt sistemi, elektronik bir sistem bu. Bu sisteme örneğin Türkiye gibi üçüncü taraf ülkedeki tesis operatörü, yani işte bir dökümhane ürününü Avrupa Birliği'ne ihraç eden bir üretici buraya istemesi durumunda bu arada kaydolacak. Buraya kaydolmak zorunlu değil, ama buraya kaydolmanız sizin yetkilenmiş beyan sahipleriyle iletişiminizi, yani AB içerisindeki ithalatçı ile iletişiminizi bir oranda kolaylaştıracak. Komisyon altında ise SKDM yetkili otoriteleri bulunacak her bir AB ülkesi içerisinde ve her bir AB ülkesi içerisinde ulusal kayıt sistemi oluşturulacak. Bu ulusal kayıt sistemi içerisine de yetkilenmiş beyan sahipleri, yani ithalatçının temsilcisi olarak düşünebilirsiniz bunu, bu sisteme kaydolacak. Tabii yetkilenmiş beyan sahipleri birden fazla ithalatçıyı da burada temsil edebilecekler. Burada önemli aktörlerden bir tanesi ise doğrulayıcı kuruluş. 2000 regülasyon taslağının Avrupa Komisyonu'nun internet sitesinde yayınlanmış olan regülasyon taslağının son versiyonunda 2026 yılından itibaren doğrulama gerekliliği başlayacak ve bu odan bakıldığında da doğrulayıcı kuruluş önem arz edecek.
hali hazırda doğrulayıcı kuruluşlar Avrupa Birliği içerisinde 2018'e 2067 regülasyonu uyarınca akredite edilmiş doğrulayıcı kuruluş olması şartı var. Fakat bununla ilgili olarak da komisyon çeşitli esneklikler gösterebileceğini yine regülasyon taslağını okuduğumuzda anlayabiliyoruz. Zaman çizelgesine bakarsak regülasyon taslağının resmi olarak yayınlanmış versiyonu üzerinden 2023 ve 2025 yılları içerisinde geçiş periyodu, yani önümüzdeki yıldan itibaren aslında doğrudan ve enerji dolaylı emisyonlar eğer CBAM kapsamındaki GT ipli malları Avrupa Birliği'ne ihraç ediyorsanız mutlaka bunları verileri izlemeniz gerekiyor. Bu veriler hangi veriler? Proses kaynaklı doğrudan sera gazı emisyonlarınız ve enerji dolaylı, yani dışarıdan tedarik ettiğiniz elektrik, ısı ve buharın üretiminden kaynaklı enerji dolaylı emisyonlarınız. 2023 ve 2025 yılları içerisinde sadece beyan olması gerekiyor. 3 aylık dönemlerle Avrupa Birliği içerisindeki ithalat temsilcisi, yani yetkilenmiş beyan sahibi SKDM raporu hazırlaması gerekiyor. Bu rapor içerisinde de ekranda gördüğünüz gibi sadece sizin özelinizde, yani bizim tarafımızdan konuya bakarsak sizden ne kadar mal o 3 aylık dönem içerisinde ithalat ettiği ton bilgisini alması gerekiyor. İthal edilen malın gömülü emisyonunu belirlemesi gerekiyor. Ton karbondioksit eşdeğeri, yani ton mal. Bir ton mal da, yani sizin onlara gönderdiğiniz bir ton döküm ürünü içerisinde ne kadar eşdeğer ton karbondioksit emisyonu olduğu, yine sizin bu malın üretimi esnasındaki oluşturduğunuz enerji dolaylı, daha doğrusu dolaylı sera gazı emisyonlarının olması gerekiyor. Aynı zamanda eğer ithal edilen ürünün sebep olduğu sera gazı emisyonu ile ilişkili bir karbon vergisi, karbon fiyatı ödenmişse bununla ilgili beyanınızı da istiyor. Ama regülasyon taslağında bu karbon fiyatının neler olması gerektiğiyle ilgili net bir bilgi olmadığı görünüyor. Yani işte offset kredileri olabilir mi, ya da hangi belgelendirme sertifikasyon şemalarını tanıdığıyla alakalı ayrıntılı bir bilgi bulunmamakta. Dolayısıyla bu konu henüz net değil. Regülasyon taslağının son versiyona gelmesi durumunda bunların da büyük oranda netleşeceğini düşünüyoruz. Üçer aylık periyotlarda CBAM rapor hazırlanması gerekiyor. 2026 yılından itibaren ise artık mali yükümlülüklerin başladığı dönem. Bu mali yükümlülük Avrupa Birliği içerisindeki ithalatçının aslında mali yükümlülüğü, fakat dolaylı olarak aslında sizinle yaptığı ithalata bu etki edecek. İşte 2026 yılından itibaren bir sonraki ithalatın tamamladığı yılın 31 Mayıs tarihine kadar bir önceki yıl içerisinde toplam ne kadar mal ithal ettiği bilgisinin olması gerekiyor. Yine bir önceki takvim yılı içerisindeki malın miktarına karşılık gelen sera gazı emisyon miktarı ve ithal edilen malın toplam sera gazı emisyon miktarına tekabül eden CBAM sertifikası. Örneğin bir entegre demir çelik üretiminde ortalama olarak bir ton çelik üretiminde yaklaşık olarak 2 ton karbondioksit eşdeğeri oluştuğunu varsayalım. Yani işte siz 100 ton, 10 ton işte ürün ihraç ettiniz. Yaklaşık olarak 20 ton karbondioksit eşdeğeri emisyon oluşturdu. Örneğin karşı tarafın 20 adet CBAM sertifikası alması gerekiyor. Bu da ne olacak onlara? İlave olarak aslında maliyet olarak elde alınıyor. Şöyle örnek verebilirim. Mesela birincil alüminyum üretiminde ortalama, dünya ortalaması 15 ton karbondioksit eşdeğeri ya da 16 ton civarında. Ama işte Rusal gibi işte ya da başka alüminyum üreticileri bunu özellikle enerji dolaylı emisyonlarını azaltarak 4 ton karbondioksit eşdeğerini çekmiş durumdalar. Örneğin bunu bir AB'deki ithalatçı olarak baktığımızda kimi tercih edecektir? Daha düşük maliyetli olacağı için. Tabii ki daha düşük gömülü emisyonu olan operatörle, üçüncü taraf tesisteki operatörlerle çalışmayı aslında tercih edecektir, maliyetlerini düşürmek amacıyla. Aslında bu açıdan bakıldığında şimdiden kuruluşların öncelikli olarak, yani izlenmeyen olgu azaltılamayacağı için, eğer herhangi bir şekilde emisyonları izleme ve raporlama yapmıyorsanız
kuruluşlar mutlaka artık sera gazı emisyonlarını izlenmesi ve raporlanması yapmalı ve buna istinaden de belirli bir periyottan, çünkü yaklaşık olarak doğru veriyi temin etmeniz için aslında 3 sene civarında bir veriye ihtiyacınız var, emisyon verisine ihtiyacınız var. Hangi emisyon sıcak noktalarınızı da tespit ettikten sonra hangi noktalarda, hangi faaliyetlerle sera gazı emisyonlarınızı azaltacağınızı tespit etmeniz gerekiyor. Dökümhane sektöründe de büyük ihtimalle ergitme kaynaklı emisyonlar yüksek olması sebebiyle özellikle yakıtla çalışan fırınlarda tabii ki büyük oranda buralara odaklanacaktır. Ücretlendirme peki nasıl olacak? Ücretlendirme de yine söylemiş olduğumuz gibi haftalık tahsisat ihalelerinin ortalaması alınarak bu SİBEM sertifikalarının ücretlendirmesi belirlenecek ve Avrupa Birliği'nin sayfasında bu ücretler yayınlanacaktır. Tabii burada şöyle bir durum söz konusu. Menşe ülkede eğer bir söylemiş olduğumuz gibi eğer bir karbon vergilendirmesi söz konusuysa azaltım SİBEM sertifikasındaki miktardan azaltım isteyebilecekler. Ekranın sağ tarafında örneğin bir birincil alüminyum üretimi olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Keza 14 ton karbondioksit eşdeğeri bu hurdadan alüminyum üreticilerde aslında daha düşük. Örneğin bir birincil alüminyum üreticisi bir ingot üretiyor. 7000 ton ithal ediyor daha doğrusu. Ve ortalama gömülü emisyonda doğrulayıcı kuruluşun verisinden 14 ton karbondioksit eşdeğeri bölü ton olduğunu belirliyor. Ve 2026 yılında ithalatçı, AB'deki ithalatçı yaklaşık olarak 98 bin ton karbondioksit eşdeğerine eşdeğer olan 98 bin adet ve 97 avro tabii bu arada SKDM sertifikasının ücreti buradan bakıldığında 9 milyon 506 bin avroluk bir maliyet getirecek. Sadece 7 bin tonluk AB dışındaki ülkeden ithal etmiş olduğu ingot. Ama söylemiş olduğumuz gibi eğer menşe ülkede yani örneğin Türkiye'de bir karbon ücretlendirme mekanizması mevcutsa buradan düşülebilir. Ama söylemiş olduğumuz gibi bu hangi karbon ücretlendirme mekanizması, hangi sertifikasyon programına göre alınmış sertifikasyon karbon ücreti bunlar henüz regülasyon taslağında net değil. Operatörün sorumlulukları yani bizim açımızdan Türkiye'deki bir ihracatçının sorumlulukları SİBEM kapsamında raporlama yapması gerekiyor. Bu raporlama yöntemleri SİBEM regülasyonu ek üçünde tanımlı emisyonlarını hesaplatmak zorunda ve 2026 yılından itibaren ise bu emisyonları akredite doğrulayıcı kuruluşlara doğrulatmak zorunda. Tabii burada önemli olan bir nokta var. Örneğin siz ulusal MRV'de raporlama yapmış olan bir kuruluşsunuz ve AB'ye mal ihraç ediyorsunuz. Bu durumda regülasyonun şu haliyle şöyle bir durum söz konusu olacak. Siz hem Türkiye'deki doğrulayıcı kuruluşa doğrudan emisyonlarınızı doğrulattıracaksınız. Aynı proses emisyonları aynı yöntemle. Bir de ilave olarak regülasyon taslağında Avrupa Birliği içerisinde akredite doğrulayıcı kuruluşun bunu yapmış olma şartı olması sebebiyle tekrar aynı verileri, aynı yöntemlerle Avrupa Birliği içerisindeki bir doğrulayıcı kuruluşa doğrulattıracaksınız. Bununla ilgili olarak biz ülke görüşümüzü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na ve Ticaret Bakanlığı'na iletmiş durumdayız. Ulusal Akreditasyon Kuruluşumuz TÜRKAK da bu konuyu takip ediyor. Bununla ilgili esneklik mekanizmalarını biz kendi ülkemizdeki ihracatçıların mağdur olmaması adına aslında görüş vermiş durumdayız. Ülke görüşümüzde de bulunuyor bu arada. Yetkilenmiş beyan sahibinin tutması gereken veri. Bunları çok hızlı bir şekilde geçiyorum. Bunlar zaten sunum iletilecek size. Bunları sizden bu merkezi kayıt sistemi üzerinden aslında temin edecek. O sizinle Avrupa Birliği'ndeki yerleşik ithalatçı arasındaki aslında bir iletişim arayüzü olacak. Peki sınırda karbon düzenleme mekanizmasının yapısından ve aktörlerinden bahsettikten sonra bazı önemli tanımlar var. Bunları da yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi doğrudan ve dolaylı emisyonlardan bahsetmiştik. İçimizde muhtemelen gönüllü raporlama ve Türkiye MRV'sinde raporlama yapan tesisler vardır. Onlar bu konulara daha hakimdir. Ama yeni olan kuruluşlar için doğrudan emisyonlar kuruluşun üzerinde hakimiyetinin olduğu bir emisyon kaynağından oluşan emisyonlardır. Ama burada özellikle SİBEM kapsamında sizden proses emisyonlarınızı raporlaması bekleniyor. Örneğin sizin
bir entegre demir çelik üretim tesisi ya da bir dökümhaneden örnek verelim. İşte yakıtlı fırınlar, pota fırınlar örneği kullanıyorsunuz. Siz pota fırınlarından oluşan emisyonları raporlayacaksınız. Ya da işte OHAD içerisinde işte yakıt ve elektrikle güç harcayan kaynaklardaki emisyonları raporlamak durumundasınız. Fakat bunun dışında örneğin soğutma sistemlerinden kaynaklı emisyonlarınız varsa işte HFC'ler kullanan bunları raporlamak zorunda değilsiniz. Çünkü bunlar prosese ilişkili emisyon değil. Dolayısıyla sadece sizin proses emisyonlarınızı, doğrudan emisyonlarınızı raporlamanız gerekiyor. Bununla ilgili örnekler sunumun ilerleyen kısımlarında dökümhane sektörü özelinde olacak. Dolaylı emisyonlar ise yine siz üretiminizde dışarıdan tedarik ettiğiniz elektrik, ısı ve soğutmanın üretiminden kaynaklı emisyonları raporlamanız gerekiyor. Örneğin birincil alüminyum üretim tesisinde Bayer prosesi buharla güçlendirilen bir buhar ihtiyacı olan bir süreç. Farz edelim bu tesis buhar üretimini dışarıdan bir sözleşmeyle satın alıyor. Dolayısıyla alüminyum rafinasyonundaki kullandığı buhardan kaynaklı emisyonları da yine dolaylı emisyonlarda raporlaması gerekecek. Enerji dolaylı emisyonlar, işte yine elektrikli arka ocakları, indüksiyon ocakları biraz önce söylenilmişti. Mesela burada tedarik ettiğiniz elektriğin üretimi dışarıda eğer sizin dışınızda bir tedarikçiden sözleşmeyle alınıyorsa yine bu da dolaylı emisyonlar kategorisinde raporlanması gerektiğini söylememiz gerekiyor. Ama eğer kendi içerisindeki buhar üretimi kendi içerisinde, kendi tesisinde bir termik santralinde yapıyorsa bu kuruluşun proses kaynaklı doğrudan emisyonları bu arada. Böyle bir fark var. Gömülü emisyonlar önemli. Yine regülasyonun taslağının ek 3'ünde bulunan metodolojilere göre hesaplanmış olan malların üretimi esnasında salıverilen doğrudan sera gazı emisyonu. Yani gömülü emisyon dediğimiz aslında doğrudan emisyonlar. Bir de spesifik gömülü emisyonlar. Spesifik gömülü emisyon ise ilgili malın özelinde o mala ait ton karbondioksit emisyonu. Yani işte GT bazında olarak biz bu malları düşünüyoruz. Bu net bir şekilde yazmamasına rağmen muhtemelen GT bazlıdır diye düşünmekteyiz. Ve basit ve kompleks mallar var. Bu da çok önemli. Basit mallar sıfır gömülü emisyon girdili üretim yapan prosesler, üretim yapan kuruluşlardan oluşan mallar. Örneğin bir entegre demir çelik tesisi örneğin ülkemizde 3 tane var. Bunlar direkt cevherden cevher girdisiyle yani regülasyona göre sıfır gömülü emisyonla üretim yapmaları sebebiyle bunlar aslında basit mal üreticisi. Yine birincil alüminyum üretiminde de yine cevherden olması sebebiyle boksitten örneğin onlar da basit mal üreticisi grubundalar. Ama bir de kompleks mal üreticileri var. Örneğin hurdadan işte alüminyum üretenler, çelik üretenler yani girdi tarafında sıfır gömülü olmayan bir girdiyle, emisyon değeri olmayan bir girdiyle üretim yapan tesislerde kompleks mal üreticileri. Tabii burada önemli olan nokta şu, eğer siz bir kompleks mal üreticisiyseniz SİBEM kapsamında raporlama yaparken mutlaka basit mal üreticinizin girdi tarafınızdaki basit mal üreticilerinden gömülü emisyon verilerini temin etmeniz isteniyor. Burada yine daha kolay akılda kalması açısından örneğin bu World Steel Association'ın sayfasındaki life cycle'la alakalı bir örnek görüyoruz. Burada örneğin bir entegre demir çelik üreticisinin olduğunu düşünelim. Burada direkt cevherden, extraction'dan başlıyor. Bu basit mal üreticisi. Fakat onun ürettiği yassı ürünleri ya da işte kütük gibi ürünleri alarak üretim yapan işte diğer üreticilerin hepsi ise kompleks mal üreticisi olarak değerlendiriliyor SİBEM kapsamında. SİBEM kapsamındaki emisyon sınıflarını örnek olarak verirsek mesela alüminyum ya da işte metal üretiminde doğrudan emisyonlar neler olabilir? Elektrolizhane kaynaklı emisyonlar, doğrudan emisyonlar. Yine kendi içinizde kireç üretimi yapıyorsanız kireç üretimi, kireç kalsinatörlerindeki kalsinasyon kaynaklı emisyonlar, doğrudan emisyonlar. Yine aynı zamanda dökümhaneciler için işte yakıtla çalışan ya da elektrikle çalışan ergitme fırınlarından kaynaklı emisyonlar da yine doğrudan emisyon olarak verilebilir.
Proses emisyonları tabii. Sabit yanma kaynaklı emisyonlarda yine yakıtların yanmasından kaynaklı, örneğin acil durum jeneratörlerinden kaynaklı emisyonlar, proses emisyonları dışındaki sabit yanma kaynaklı emisyonlar, dolaylı emisyonları örnek olarak vermiştik. Bunu sizlerle paylaşacağım. Bir de kompleks mal üreticileri için olan kullanılan girdilerin üretiminden kaynaklanan emisyonlar, bu sadece kompleks mal üreticileri tarafından kullanılacak. Çünkü onların girdi tarafında sıfır gömülü emisyon olan bir girdi yok. Dolayısıyla örneğin birincil alüminyum üretim tesisinden temin edilen külçeyle kütük üretiminden kaynaklanan emisyonlarla üretim yapılması örneğin buna örnek olarak verilebilir. Peki dökümhane süreçleriyle ilgili emisyon kaynaklarına örnekler neler olabilir? Örneğin ham madde kumla malzemelerle ilgili olarak örnek verirsek, işte hurda, alyajlar vesaireyle ilgili metallerin tesis ham madde alanına taşınması, tesis içinde taşınması, örneğin forkliftler ya da diğer hareketli yanma araçlarıyla kaynaklı emisyonlar. Bunlar örnek olarak verilebilir. Enerji kaynakları, örneğin işte gemiyle tesis sınırlarına yurt dışından geliyorsa işte fuel kullanıyorlar ya da uçakla geliyorsa jet A1 yakıtları olabilir. Karayoluyla geliyorsa motorin ve benzinle ilgili olabilir. Yine kuruluşun içerisindeki taşıma da bununla alakalı. Ergitme prosesini optimize etmek için malzeme hazırlama, ön ısıtma dahil. Burada işte emisyon kaynakları gazla ve elektrikle, hani daha önce bahsettiğimiz gibi güç verildiği için dolayısıyla gaz da olabiliyor. Elektrik de enerji kaynağı. Bunların da yine raporlanması gerekiyor. Tesis aktivasyonu ve ekipman ön ısıtması kaynaklı emisyonlar yine örnek olarak verilebilir. Ergitme kaynaklı yine emisyonlar gaz ve elektrik olabiliyor. Krenler ve hidrolik ekipmanlar ile malzemeleri şarj etmesi durumunda elektrik enerji kaynağı olabiliyor. Hidrolik ekipmanlar ile fırın tilting olabiliyor. Soğutma ve egzoz sistemleriyle kaynaklı emisyonlar da yine olabiliyor. Ama tabii bunların hiçbiri ergitme kadar yüksek emisyona sebep olmayacaktır. Burada yine ekranda gördüğünüz gibi tapping ve arıtma ile ilgili dökümle alakalı enerji kaynaklarını ayrıştırmış halini görmektesiniz. Bunlar tabii örnekler, bunlar çeşitlendirilebilir. Yine kalıptan metali titreşimle ya da mekanik yollarla temizleme, kalan metali örneğin, bilyeli kumlama gibi. Burada tabii özel proses şeylerini, tanımları ben olduğu gibi bıraktım, yanlış anlaşılma olmasın diye. Yine aynı şekilde talaşlı imalat, kalite kontrol, nakliye kaynaklı emisyonlarda yine burada emisyon kaynağı olarak enerji kaynaklarını görmektesiniz. Yine kumlamayla alakalı olan örnekler bu ekranda gördüğünüz olabilir. Yine tesise taşınması ya da tesis içerisinde kum geri kazanımından kaynaklı elektrikle mesela elektrik dışarıdan tedarik ediliyorsa yine dolaylı emisyon kategorisinde raporlanması gerekiyor. Dökümün hazırlanması, maça hazırlamayla ilgili emisyonlar. Ve aynı zamanda kuruluşun tesis ve altyapısıyla ilgili emisyonlar, ışıklandırma, ısıtma ve soğutmanın soğutma ile ilgili gibi emisyonlar, dökümhane sektörüyle alakalı süreçlerle ilgili emisyonlar aslında. Peki ürünlerin gömülü emisyon hesaplama hiyerarşisi SİBEM kapsamında nasıl olması gerekiyor? Şimdi SİBEM kuruluşların mümkün olduğunca doğru emisyon verileriyle, fiiliyattaki emisyon verileri raporlamasını istiyor. Dolayısıyla yeterli seviyede veri temin edilebiliyor mu? Bu önemli. Tabii siz kompleks ürün üreticisi kategorisinde şu an muhtemelen aramızda olan tesislerin birçoğu. Sizin bir de tabii basit ürün üreticisinden de emisyon verilerini temin etmeniz gerekiyor. Bu verileri temin edebiliyorsunuz ve kendi içinizdeki verilerin de izlenmesi, raporlanması yapılabiliyorsa gerçek gömülü emisyonları hesaplamanızı istiyor. Ama yapılmaması durumunda peki ne olabiliyor? Varsayılan değerlere ulaşılabilmesi önemli. Varsayılan değerlere ulaşabiliyor musunuz? Evet, varsayılan değerlerin de ulaşılması ülke için varsayılan değerler. Yani örneğin Türkiye'de ek 1'deki bulunan GTEİP bazında özel tabii gömülü emisyon verisinin de ülke bazında açıklanması gerekiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bunlarla alakalı olarak bir çalışma yapıyor. Daha çok yaşam döngüsü değerlendirme katsayılarıyla ilgili ama belki buraya da girdi sağlayabilir.
bunun temin edilmesi gerekiyor. Bu veriyi temin ediyorsunuz, bu veri üzerinden de emisyonunuzu hesaplamamız istiyor, gömülü emisyonunuzu. Peki varsayalım, bu varsayılan değerleri de temin edemiyorsunuz. Bu durumda ise Avrupa Birliği içerisinde ilgili GTİP, ilgili mal için GTİP bazında en kötü performans gösteren tesislerin %10'un ortalamasının emisyon yoğunluk değerini alıp hesaplamamız bekleniyor SİBEM kapsamında. Evet, burada basit ve kompleks malları biraz önce söylemiştik, hatırlanması amacıyla buraya koydum. Örneğin basit ve kompleks mal da bu tamamen bu konsept diyagram bu arada. Yani örneğin birincil alüminyum üretim tesisi külçe ve işte kütüğü basit mal olarak adlandırılıyor. Bunu mesela bir birincil alüminyum üretim tesisi yurt dışına ihraç etmesi durumunda direkt kendi tesisi içerisindeki ulusal MRV'de raporladığı proses emisyonlarını kullanması gerekiyor. Çünkü ulusal, bizim ulusal MRV'deki raporlamaların aynısı ETS'deki raporlama metodolojileriyle aynı. Ama bunu bir miktarında ülke içerisindeki bir ihracatçıya verdiğini düşünelim. O ihracatçısı işte bir takım proseslerle, süreçlerle işte dökümünü yapıp ürettiği ürünü Avrupa Birliği'ne ihraç etmesi durumunda ise kompleks mal üreticisi olarak adlandırılıyor ve girdi tarafındaki bu birincil alüminyum üretim tesisi ya da hangi tesis varsa belki ikincil alüminyum üretiminden de alıyordur. İkincil alüminyum üretimi tesisinden bu verileri temin etmesi bekleniyor. Basit mallarından bahsetmiştik. Basit malların gömülü emisyonu nasıl hesaplanıyor? Önce kuruluşun proses kaynaklı doğrudan emisyonlarını bilmesi gerekiyor. Kuruluşun o yıl içerisindeki o malı üretirken ki doğrudan emisyonları, attributed emissions, payda gördüğünüz kısım, bunu o yıl içerisinde o üründen ne kadar ürettiğine bölmesi durumunda da gömülü emisyonu hesaplamış oluyor basit mal üreticileri. Tabii bu açıdan bakıldığında basit mal üreticilerinin hesaplaması, emisyon hesaplaması daha kolay olacaktır kompleks mal üreticilerine oranla. Peki kompleks mal üreticileri nasıl yapacaklar? Kompleks mal üreticileri hem kendi emisyonlarını GTİP'teki ilgili malın üretimindeki doğrudan emisyonlarını hem de girdi tarafındaki basit mal üreticisinden ne kadar o girdiyi aldığını, işte ne kadar külçe veya işte yassı ürün aldığını ve ona karşılık gömülü emisyonu yine girdi tarafından alması ve bunu da şu ekranda gördüğünüz sağ taraftaki kısımda hesaplayıp yine raporlama yılı içerisinde tesiste üretilen ilgili GTİP'teki malın miktarına bölmesi suretiyle hesaplaması isteniyor. Evet, buraya geçiyorum. Emisyon izleme yöntemleri, hesaplama ve ölçüm temelli yöntemler bulunuyor. Bunları yine çok kısa üzerinden geçebilirim. Ülkemizde ölçüm temelli yöntem ulusal MRV'de diazot oksit ve transfer edilen karbondioksit emisyonları, yani tesiste ürettiğiniz ve farklı bir yere karbondioksit transferi yapıyorsanız bunlar sadece ölçüm temelli izleniyor. Gübre üretimi diazot oksit emisyonları ölçüm temelli. Onun dışındaki bütün emisyonlar hesaplama yöntemleriyle, standart yöntemlerle ve kütle dengesi yöntemlerle hesaplanıyor. Emisyon hesaplama yöntemleri, farz edelim ki ulusal MRV'de raporlama yapmıyorsunuz, işte farklı bir sektörde ama SİBEM kapsamındaki bir sektörde raporlama yapıyorsunuz. Bununla ilgili olarak da IPCC'nin hesaplama metodolojilerini kullanabilirsiniz. Çünkü zaten bizim ulusal MRV'deki raporlamalarda Birleşmiş Milletler'in tavsiye ettiği, açıkladığı IPCC metodolojileri üzerinden yapılıyor. Faaliyet verisi belirleme yöntemleri de tabii burada önemli. Sizin sürekli ölçüm ve stok değişimi yöntemlerle faaliyet verilerinizi belirlemeniz gerekiyor. Bunun üzerinde şu açıdan durmak istiyorum. Eğer ilk defa raporlama yapacaksanız, sizin belki, tabii SİBEM kapsamı var ama bir de bunu uzun vadeli düşünmek gerektiğini ben inanıyorum. Çünkü artık hani endüstrileşme tamamen değişti, tamamen sürdürülebilir odağını alan bir endüstrileşme modeli söz konusu. Dolayısıyla sizin veri toplama sistemlerinizi mutlaka adapte etmenizin önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu da yine hızlıca geçiyorum, zaman kısıtlı olduğu için. Sera gazı envanteri kalite yönetimi SKDM raporlamasında sistematik yaklaşım, ekranda gördüğünüz, öncelikle organizasyonel sınırlarınızı belirlemeniz gerekiyor. ETS, ulusal MRV'dekiler çok kolay bir şekilde belirleyecekler çünkü zaten MRV sınırları çizmiş durumda.
Ama onun dışında kalan kuruluşlarda nasıl belirleyecek bunu SİBEM'in nihai regülasyonunu beklememiz gerekiyor. Raporlama sınırlarını belirleyeceksiniz. Yani hangi emisyonları raporlayacağınızı, emisyon kaynakları, sera gazı kaynaklarınızı belirlemeniz, emisyon kaynaklarınızı belirlemeniz gerekiyor. Hesaplama metodolojilerini de belirleyeceksiniz ama bunu yine SİBEM regülasyonuna göre yapıyorsanız oradan almanız gerekiyor. Veri seçme, toplama ve en sonunda emisyonları raporlamanız gerekiyor. Yine bu SİBEM kapsamındaki ilerleme. Peki şimdi SİBEM'le ilgili üzerinde durduktan sonra kurumsal sera gazı emisyonunun raporlanması teknik bir standart üzerinden de ben geçmek istiyorum. Bu 14.064-1 standardı bu arada SİBEM kapsamında ya da 14.067 standardı kesinlikle regülasyon taslağında bulunan bir standart değil. Biz bunu sadece kuruluşlara SİBEM'e uyumu ya da şu an içerisinde bulunmuş olduğumuz sürdürülebilirlik raporlamaları içerisinde iklim değişikliği ile ilgili sera gazı emisyonlarının raporlanmasını sistematik hale getirmesi amacıyla önerdiğimiz bir araç aslında. Bu COP26'da yine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri standartlar net sıfır emisyon hedeflerini yakalamak için kullanılmalıdır beyanı vardı. Bundan hareketle bizim de üyesi olmuş olduğumuz Uluslararası Standartizasyon Teşkilatı Londra Deklarasyonu yayınladı ve artık biz de enstitü olarak yayınlamış olduğumuz standartlarda bu sürdürülebilirlikle ilgili hedeflerin yakalanmasıyla ilgili konulara özellikle adapte olunacağını aslında beyan etmiş olduk. 14.064-1 standardı özelinde konuşursak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Gelişim Amaçları'ndaki 9 ve 13 numaralı yani sanayi yenilikçi altyapısı ve 13 numaralı iklim eylemiyle uyumlu. 9'la neden uyumlu? Kuruluşlar iklim eylemiyle uyum sağlayabilmek amacıyla veri toplama sistemleri ve iyileştirmeleri, dijitalizasyonu aslında itiyor bu sistem kapsamındaki doğru ve tutarlı raporlama. Bu açıdan bakıldığında 9 da aslında 14.064-1 kapsamında önemli. Burada önemli bir konu üzerinden kısaca durmak istiyorum. Biz Uluslararası Standartizasyon Örgütü'nün çeşitli çalışma üyelerini ben de fiiliyatta bu arada Türk Standartları Enstitüsü adına görüş vermekte ve üye olmaktayım. Ve yakın zamanlarda ISO tarafından yani Uluslararası Standartizasyon Teşkilatı tarafından özellikle bu iklim beyanlarında yeşil yıkamaya açık olması ve bu riske maruziyeti sebebiyle bir standart çalışmaya başlanıldı. Bu standart 14.068 standardı. Bu standart karbon nötralite standardı ile ilgili bir standart. 2023 yılı içerisinde Uluslararası Standartizasyon Teşkilatı tarafından yayınlanacak. Şu an hali hazırda çalışma, benim de bulunduğum çalışma grubunda standardın üzerinde çalışmalar yapılıyor. Size genel bir uygulama, şimdi karbon nötralite ve net zero ile ilgili de çok kısa bilgi vermek istiyorum. Normalde aslında akış bu şekilde kuruluş emisyonlarını izlemesi, raporlaması, daha sonra da şöyle alalım, emisyonla denkleştirmesi ve emisyonları doğrulatması gibi bir akış var. Fakat burada önemli bir nokta var. Karbon nötralite nasıl yakalanacak? Karbon nötralite en önemli olan nokta şu, kuruluşlar emisyonlarını raporladıktan sonra mutlaka sera gazı azaltım girişimi yapmaları gerekiyor. Yani kuruluş kendi operasyonel faaliyetleri yani business as usual dediği her zamanki operasyonel faaliyetlerine devam etmemesi isteniyor. Mutlaka işte dekarbonizasyon teknolojileri, enerji verimleriyle ilgili projeler, yakıt değişimleri, işte ya da yutak alanlarının arttırılması gibi sera gazı azaltım girişimi belirleyip büyük oranda örneğin şöyle bir örnek verebilirim. %90 oranında emisyonlarını azalttıktan sonra %90'a kadar emisyonu azalttıktan sonra o ki artık net zero'ya ulaşmış durumda oluyor. Aslında şöyle söyleyebilirim. Net zero kuruluşun atmosfer verdiği emisyonla atmosferden uzaklaştırdığı emisyonların birbirine denk olması. Karbon nötralite ise bu ekranda görmüş olduğunuz durum aslında emisyonlarını raporluyor. Emisyon azaltım girişimi yapıyor. Bu emisyon azaltımı girişimi yaptıktan sonra kalan emisyonlarını
bir offset projesinden kredi almak suretiyle bekleştiriyor. Karbon nötralite bu. Bunu özellikle belirtmek istiyorum çünkü Uluslararası Standartizasyon Teşkilatı bu konuyla ilgili yanlış terimleri ve anlaşılmayı gidermek amacıyla bu 14.068 standartını yayınlıyor. Net sıradan farkı bu. Net sırada artık emisyon bekleştirme yok. Tamamen atmosfere verilen emisyonla atmosferden uzaklaştırılan emisyonların birbirine eşit olması gerekiyor. Emisyon azaltım rotaları yine bahsetmiş olduğumuz gibi örneğin sıfır karbonlu elektriğin kullanılması, karbon tutma kullanma depolama sistemleri, enerji verimliliği bunlar bu arada alüminyumla ilgili yapılmış olan çalışmalar. İşte doğrudan emisyonlarla ilgili inert anotların kullanılması. Rafineri ve dökümhanedeki elektrifikasyonla mekanik buharlı kompresyonu, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi, aynı zamanda yine hep üzerinde döngüsel ekonomide en önemli şey hurda, alüminyum ve hurda çeliğin kullanılması, yine bu hurdaların toplanması, ayrıştırılması ile ilgili ekranın sağ tarafında görmüş olduğunuz projelerde büyük oranda çok önemli. Yani mümkün olduğunca basit mal üreticilerinden değil de kompleks mal üreticilerinden aslında döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak şekilde raporlamaların üzerine gidiliyor. Burayı da hızlı bir şekilde geçiyorum. Burayı da geçiyorum. Bu sunumdan inceleyebilirsiniz. Bu ekranda raporlama sınırlarını görmektesiniz. Şimdi 14.064-1 standardı bu ekranda görmüş olduğunuz raporlayıcı kuruluş olarak yaşam döngüsü değerlendirme bakış açısıyla olaya bakıyor. Yani şu ekranda görmüş olduğunuz çok kaba yaşam döngüsü aşamalarının hepsi 14.064-1 standardı uyarınca dikkate alınıyor. Doğrudan ve dolaylı emisyonlar 14.064-1 standardı uyarınca raporlanıyor. Doğrudan emisyonlarda sabit yanma emisyonları, hareketli yanma emisyonları yani araç kaynaklı emisyonlar ama kendi kontrolümüz altındaki tesis içerisindeki örneğin bir yerden bir yere bir malzemenin taşınması. Proses emisyonlarınızdan bahsetmiştik daha önce. Kaçak emisyonlar yani işte soğutma sistemleri ve yangın söndürme sistemi kaçakları ve arazi kullanımı değişikliği kaynaklı emisyonlar. Dolaylı emisyonlar kategorisinde ise bu 14.064-1 standardı uyarınca tedarik edilen enerjinin üretiminden kaynaklı emisyonlar, ısı, buhar ve işte soğutma demiştik. Taşımacılık kaynaklı emisyonlar burada var. Örneğin işte taşımacılığı siz dışarıya sözleşmeyle veriyorsunuz. Personel taşımacılığı bu. Taşımacılık kaynaklı emisyonlar. Kullanılan ürünlerden kaynaklanan emisyonlar. Yani işte sizin girdi tarafınızdaki bir ürün var. Örneğin bir ikincil alüminyum çıktısını kullanarak bir ürün üretiyorsunuz. Bu girdiğinizdeki ürünün üretiminden kaynaklı emisyonlar, aynı zamanda sizin ürettiğiniz ürünlerden kaynaklı emisyonlar, yaşam döngüsü sonuna kadar ve diğer dolaylı emisyonlar, SİBEM raporlaması kapsamında sabit yanma kaynaklı emisyonlar, proses emisyonları, tedarik edilen enerjinin kullanımından kaynaklı emisyonlar ve sadece kompleks mal üreticiler için kullanılan ürünlerden kaynaklanan emisyonlar raporlanıyor. Bunu göstermemin sebebi eğer siz şimdiye kadar bir ISO 14.064-1 standardıyla raporlama yapıyorsanız bu standardı bir envanter olarak düşünürseniz oradan farklı kategorilerdeki emisyonları çekip SİBEM kapsamında daha kolay şekilde raporlama yapabiliyorsunuz. Etkileşimden bahsetmiştik. Hem ulusal MRV hem de SİBEM raporlamasında 14.064-1 iyi bir altyapı sağlıyor. Emisyon kategorileri şu an burada gördüğünüz doğrudan emisyon kategorilerinden bahsetmiştik. Bu tik olanlar SKDM kapsamında olanlar ve MRV'de raporlananlar. Ünlem olanlar henüz belli olmayanlar SİBEM kapsamında. Çarpı olanlar ise hiçbir şekilde raporlanmayanlar. Buradan bakıldığında SKDM ve ulusal MRV'deki raporlama yöntemlerinin, raporlama kategorilerinin aynı olduğu görünüyor. Yine ekranda gördüğünüz gibi enerji dolaylı emisyonlar bu şekilde. Ulaşım kaynaklı dolaylı emisyonlar sizin upstream tarafındaki ve işte yani satın alma tarafınızdaki ve satış tarafınızdan kaynaklı emisyonlar, taşımacılık emisyonları, personelin ulaşımları, ziyaretçi ve müşterilerin ulaşımları, iş seyahatleri kaynaklı emisyonlar MRV'de yok. SİBEM kapsamında henüz net değil. 14.064'te zaten hepsi raporlanıyor.
kuruluş tarafından kullanılan ürünlerden kaynaklı emisyonlar, satın alan ürünlerden kaynaklı emisyonlar, sizin kiraladığınız sermaye varlıkların kullanımından kaynaklı emisyonlar, katı ve sıvı atık bertarafından kaynaklı, sizin gönderdiğiniz katı ve sıvı atıkların bertarafından kaynaklı emisyonlar, sizin mülkiyetinizde olmayan varlıkların kullanımından kaynaklı emisyonlar ve diğer hizmetlerin kullanımı, örneğin işte kargo, lojistik hizmetleri gibi burada raporlanabiliyor. Üretilen ürünlerden kaynaklı emisyonlar ise yine ürettiğiniz ürünlerin kullanımı kaynaklı emisyonlar, tesisin mülkiyetindeki sermaye varlıklarının kullanımı kaynaklı emisyonlar, yani siz bir sermaye varlığınızı örneğin kapasite düşmesi sebebiyle başka bir kuruluşa kiralamanız durumunda, bu bina da olabilir ya da işte her türlü taşıma sermaye ne olabilirse ergitme fırınları vesaire gibi düşünebilirsiniz. Ürünün atık haline geldikten sonraki atık yönetimi kaynaklı emisyonlar ve yatırım kaynaklı, finansman kaynaklı emisyonlar, bunu finansman kuruluşları raporluyor. Ve en son kategori 6 emisyonları 14.64 lira bir kapsamında raporlanıyor. Değerlendirmeyi de çok hızlı geçeceğim. Değerlendirmede aslında şunu söylüyoruz. Ulusal MRV kapsamında yer almayan kuruluşlar raporlama konusunda desteğe ihtiyaçları var. Kapasite geliştirilmesine ihtiyaçları var. Geç kalmadan, yani bu yıl itibariyle hatta enerji dolaylı emisyonlarını, özellikle tabii SIBAN kapsamındaysa ve doğrudan emisyonlarını, proses emisyonlarını izlemeleri ve raporlamaları gerektiklerini söylüyoruz. Benim iletişim bilgilerim bu arada ekranda görüldüğü gibi buradan iletişime girebilirsiniz. Her türlü sorularınızı buradan cevaplayabileceğimizi belirtmek istiyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Berna Hanım, çok teşekkür ederiz. Çok değerli bilgiler paylaştınız bizimle. İsterseniz katılımcılarımızın sorularını alalım. Varsa. Eser Hanım orada mı? Buradayım. Ha, Eser Hanım, biraz önce sesim gelmedi de. Aynur Hanım, buyurun. Evet, biraz önce tam arkadaşların konularını, sorularının üzerine tam denk geliyordu. Şimdi Türkiye'de bir yanlış var. Yani yanlışı yanlış olarak devam ettiğimiz sürece de biz bu işlerin altından kalkamıyoruz. Devlet ne yapıyor? Biz vergi veriyoruz, sanayiciyiz, organize bölgedeyiz. Beni denetliyor. Altındakileri sen denetleyeceksin diyor. Hiçbir zaman da bu sefer yani altındaki daha küçük işletmelerin bu işin yaygınlaşmasıyla ilgili bir çaba şey olmuyor. O işletmeler tarafından ciddiye alınmıyor, öyle söyleyeyim. Yani şimdi çok kibar konuşmaya çalışıyorum. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Anladım. Yani burada bu işin siz eğer hani eğer demeyeyim, birçok yere görüş bildiriyorsunuz. İşte çalışmalarınız çok teşekkür ederim, kapsamlı. Berna Hanım'ın da çalışmalarını izledim. Yani hattım el verdiği müddetçe. Burada sadece yani biz ihracatçıyız. Şimdi ben ham madde alıyorum. İşte bir takım bilgiler isteyeceğim, yok. Bir firma verecek, onun fiyatları da çok yüksek. Ben bu sefer gene rekabetçi olamayacağım. Öyle değil mi? Evet. Bunlar yani baştan hala belirsizlikler. İşte ben sanayi odasında da görev alıyorum. Onların da çalışması var, sizlerin var, onun var, ihracatçı birliğinin var ama halen bilinmezler ve muallak şeylerle Emre Bey'in dediği gibi karanlıkta yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Yani devlet politikası, stratejileri, geçen gün TOB'un enerji verimliliğiyle ilgili webinarını dinledim. Hiç yani bana bir şey ifade etmiyor. Finansmana ulaşım büyük sıkıntı bu ekonomik şartlarda. Yani burada... Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Sanayici olarak sizler sanayide çalışan ya da sanayici olarak haklısınız. Ama aynı şikayeti sadece Türkiye değil, tüm dünya aynı sıkıntı içerisinde, öyle düşünün. Ve Türkiye'ye yönelik bir şey de değil bu. Yani siz bugün Brezilya'da da üretim yapsanız, Rusya'da da üretim yapsanız aynı sıkıntı içerisinde olacaktınız. Fakat belirsizlikler belirli hale dönüşecek. Yaklaşık 6 ay içerisinde, yani benim şey paylaştım, iki tane de doküman paylaştım. Bir tanesi 21 Aralık 2021'deki bu yeni verilen draft Avrupa Birliği web sitesindeki doküman. Öbürü de Carbon Leakage List.
neler kesin diyecek olursanız zaten adı üstünde, Berna Hanım da aynı şeyin altını çiziyor. Bunlar draft henüz, draft. Yani taslaklar verildi Avrupa Birliği'ne, bu taslaklar onaylanacak şimdi. Onaylandığı zaman sizler de bizler de diyeceğiz ki tamam, net hali budur. Ama şirket olarak sizlerin yapması gereken taslaklar üzerinden bunlar geliyor mantığıyla, hani bir gök cismi dünyaya çarpacak mantığıyla buna bu şekilde yaklaşmanız. Başka türlü nasıl olsa bu gök cismi bize çarpmaz canım, diyet geçer diye düşünmeden bu cismin bize yaklaştığını biz size şimdi elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki yol üzerinde değişiklikler oluyor. İşte yeni hazırladıkları draftı ben size paylaştım. Oradan bakın neler ilave edeceklerini ya da neleri değiştireceklerini. Belki iki ay sonra bir araya geldiğimizde diyeceğiz ki aa bak şunları şunları daha ilave ettiler veya şunu değiştirdiler. Yani Avrupa Komisyonu bunu bir kanun olarak onaylayıp meclisinden geçirmediği sürece biz şu anda taslaklar üzerinde konuşuyoruz sizlerle. Tek kesin olan şey o cismin bize çarpacağıdır. Onun dışında... Peki bir şey soracağım. Diyelim ki biz şu anda hani İspanyol dökümhaneleriyle rekabet ediyoruz. Atıyorum. Evet. Onların şartlarıyla bizimkileri, Türkiye'nin şartları karşılaştırdığımız zaman neredeyiz? Mesela. Zor bir soru. İspanya hakkında bir bilgim yok. Ama şöyle genel olarak bir şey söyleyeyim. Bu adamlar yıllardır 2005'ten beri karbon vergisi ödemeye mecbur tutuldular. Avrupa Birliği içindeki üreticiler. Onun için rekabet güçlerini yıllar içerisinde kaybettiler zaten. Onun için bizler, bizim gibi ülkeler, Çin'in de bunun içinde, Türkiye de bunun içinde, Rusya da bunun içerisinde. Zaten CBAM'dan en çok etkilenecek ülkeler diye bir çizelge var. İlk iki sırada Türkiye ve Rusya var biliyorsunuz. En çok ihracat yakınlık açısından da baktığınız zaman çok çeşitli ürün kalemlerinde bizde. O yüzden rekabetçi olamadıkları için zaten bu kadar ter ter tepiniyorlar. Bu kadar lobi faaliyeti gerçekleştiriyorlar. Haksızlar mı? Siz de orada üretim yapsanız dersiniz ki ya ben buraya bu kadar vergi ödüyorum. Geliyor Türkiye'den birisi, Çin'den birisi tıkır tıkır malını satıyor. Adamın öyle bir regülasyonu yok ülkesinde. Yani bence şimdi durum biraz eşitleniyor gibi olacak ve Türkiye rekabetçi konumunu bir tık kaybedecek gibi görünüyor. Çok büyük vergiler ama bu büyük vergileri onlar zaten ödüyordunun altını çizmek istiyorum tekrar tekrar. Hani İspanya özelinde çok bilemesem de. Yani İtalya da olabilir bu. Yani şimdi bizim rekabet ettiğimiz, yani anlatabiliyor muyum? En çok hani başa baş geldiğimiz fiyatlarda dökümhaneler olarak. Ben şimdi dökümhaneci... Ya sizin, anladım. Sizin yapmanız gereken şey, onların da yapması gereken şey dönüp kendinizi ne kadar, şimdi sunumu dinlediyseniz Berna Hanım, ben baştan sona dinledim can kulağıyla her zamanki gibi. Burada ya bu GTİP başlığında size tahsis edilmiş olan vergiyi ya da karbonu kabul edeceksiniz. Evet, bu benim hani jenerik bu ürüne tahsis edilmiş karbondur. Veya kendi karbonunuzu ölçtürüp beyan edip işte onaylatıp vesaire, hayır bu değil bu diyeceksiniz. Bir kere bunun kötü olan senaryosu sizin bu konuda hiçbir şey yapmayıp jenerik, sizin derken hani Aynur Hanım'ın üzerinde değil yanlış anlamayın. Jenerik rakamı kabul etmeniz. Bu jenerik rakam genellikle gerçeğin bir tık üzerinde, yani %10, %20 gibi üzerine buffer konmuş oluyor. O yüzden bir kere tavsiyem jenerik üzerinden asla vergi ödenmemesi. Bunu gerçekten ölçtürmeniz gerekir. Bir, daha uygun ve rekabetçi olabilmeniz için. İki, yapabileceğiniz maksimumda işte önünüze sereceksiniz. Neyi azaltabilirim ben diye. Burada ayreklerin büyük önemi olduğunun tekrar altını çizmek istiyorum. Daha ucuz bir çözüm, daha hızlı bir çözüm, vergiden kaçınmanın en azından bir miktar imkan sağlayan, hani vergiyi azaltmaktaki çözümlerden bir tanesi. Ha bu ne kadar böyle gider, ayrekler ne kadar daha böyle
uygun fiyatlı satılır. Şimdi biz ayrekte satıyoruz. Kabili kıyas değil yani. O yüzden yani benim fikrim, isterseniz hani telefonlaşırız da sizinle daha sonra, bu tür konularda karbon ayak izinin 3 kapsamda ölçülmesi, hızlıca düşürülmesi için bu 2 yılda 1 yıl öne çekeceklerini ben hani en azından okuyorum şimdi. 2025'e kadar ne yapabileceğinize bakılması ve ona göre de bir yol haritası oluşturulması az vergi ödenmesi açısından 95 euro hiçbir sanayicinin altına, yani siz bırakın demir çelik sektöründe ya da döküm sektörü olmayı, çimento sektörünü düşünün ya, çimento, bir ton çimento 95 euro değil ki adam o vergiyi ödesin. Yani akıllara zarar bir durum var ortada. Burada neye zorluyorlar aslında? Yatırım yapın. Bu teknolojilerinizi artık yavaş yavaş bırakın. Yatırıma yapmak için önemli olan finansa ulaşmak. Peki finans, ben iki tane bankaya danışmanlık yapıyorum şu anda. Finans sektörü diyor ki bana finans talebi için gelecek olan firmalarda ben bu ışığı görmek istiyorum. Yani kendi yani amiyane tabiriyle yine şeyden dışarı krediyi alıp altındaki arabayı yenilemesin diyor adam. Yani maalesef sektör dışında hani Türkiye'de böyle bir durum da var. Kredi alınıyor, bir bakıyorsunuz adamın yatına ikinci kat çıkılmış. Yani olmaması gereken şey. O yüzden de bunu bir ESG standardına, bir standarda bağlayıp finans sektörü şirketin ne yaptığını izler, açıkça nasıl bilançonuzu görüyor. Yatırımlarınızın da işte bu yeşil yıkamadan, greenwashing'den arındırılmış şekilde yatırımlarınızı da izleyecekler, izlemek isteyecekler. Peki bir şey daha sorsam. Siz şimdi danışmanlık yapıyorsunuz. Diyelim ki işte hani bir model söylediniz ya, firmaların işte bu projelere ortak olmaları, yeni gelişmekte olan projelere, startuplara, konsorsiyumlara. Bunlarla ilgili sektörü daha bilinçlendirmek için bir çalışmalarınız var mı? Mesela döküm sektörü adına. Döküm sektörü için öyle bir şeyim yok, hayır. Yaparız. Çok, ben bunu önemsiyorum. Ya bu konuyu çok önemsiyorum. Ama yani şu ana kadar yaptınız mı? Döküm sektörü özelinde bir şey değil. Daha çok biz ne yapıyoruz, ben size onu da söyleyeyim. Bu EBRD'nin ve Avrupa Bankı, Horizon, ki benim şirketimin de adı, Horizon şeyleri var. İPA projeleri var. Erasmus fonları var. Horizon fonları var. Bu fonlara işte şirket olarak, işte Aynur Hanım şirket olarak giremiyor. Bunlara konsorsiyum olarak girmeniz gerekiyor. Biz bu konsorsiyumlarda sizi yer aldırıyoruz. Çünkü Avrupa içindeki belli konsorsiyumlara artık Türk şirketleri girebilir durumdalar. Eskiden Türkiye'ye özel de şey vardı, fon vardı. Onu maalesef bu bir tık önce dediğim şeyden dolayı iptal ettiler. Yani o kredilerin nerelerde kullanıldığı ile ilgili endişeleri olduğu için Türkiye'yi Balkan ülkeleri içerisine aldılar. Türkiye'ye ayrı bir fon vardı. Şimdi biz Balkan ülkelerinin içerisindeyiz ve şart şu, oradaki konsorsiyumlara girmemiz gerekiyor bu kredilerden. Hibe bunlar yalnız, bu arada altını çizeceğim. Hibelerden yararlanabilmemiz için. O yüzden de mesela şirketinizin bir ARGE faaliyeti içerisinde olması gerekiyor. Yani sadece mevcut bir teknolojiyi adapte etmekten bahsetmiyorum. Onu yapmanız için kredi almanızı öneririm. EBRD gibi işte 10 yıllık vadeli krediler var. 2 yıllık geri ödemesi, 8 yılı bilmem ne. O projeleri de yazıyoruz biz. Uzun uzun onları anlatırım bir gün. Ama hibeler var. Bu konsorsiyumların içinde yer alıp siz ARGE'ye katkıda bulunursanız eğer, o zaman hibe de alabiliyorsunuz. Bunlar tamamen aslında iş modellerinin değişmesi gerekiyor. Kesinlikle. Diyor ki, bakın Avrupa Birliği diyor ki aynen öyle. Bravo, çok güzel söylediniz. Bir araya gelin, çözüm bulun diyor. Aslında sizi buna zorluyor. Hı. Tek başınıza Eser Ayşe, Aynur Ayşe gibi tek davranmayın. Gidin, birlikte hareket edin. Enerji şirketlerini alın yanınıza, teknoloji şirketlerini alın, yazılım şirketlerini alın yanınıza. Bunlarla çalışın istiyor Avrupa Birliği de zaten. Hatta yerel yönetimler, belediyeler,
STK'lar, gülüyorsunuz biliyorum. Hayır hayır, şunun için gülüyorum ben. Hatta yani şimdi bu bir takım projeler yapılıyor. Bu projelerin ekipmanları ve cihazları hep söylüyorum ithal. Sonuçta bizim paralarımız gene yurt dışına gidecek. Bunların yerlileşmesi, daha KOBİ'ye inmesi, yaygınlaşması için çaba sarf etmemiz gerekiyor ki sektör topyekün rekabetçi olsun, şeyimiz, pazarımızı kaybetmeyelim. Yoksa bir iki firmanın pazarda olması bize bir şey kazandırmaz. Doğru, çok haklısınız. Yaklaşımın bu olması gerekiyor. Haklısınız. Söz almak isteyenler var, teşekkür ediyorum. Sonra telefonlaşırız Eser Hanım. Memnuniyetle beklerim Aylin Hanımcığım. Ümmet Yıldız el kaldırmış ama evet. Bana mı Berna Hanım'a mı soru bilmediğim için. Valla ben öncelikle sizleri tebrik etmek istiyorum Eser Hanım ve Berna Hanım. Mükemmeldiniz. Yani bunu ciddi bir şekilde bir bütün samimiyetimle paylaşmak istiyorum. Bu kadar kısa zaman içerisinde ne kadar not alacağımızı şaşırdık. Muazzam bir bilgilendirme, bilgi topu. O yüzden çok kıymetliydi. Ben sadece iki tane görüş bildireceğim. Bir tanesi muhtemelen bütün katılımcıların arzu edeceği bir konu. Buradaki belirtmiş olduğunuz tüm sunumlar, listeler, bunları ortak bir şekilde tüm katılımcılarla, bu çok değerli TÜDOKSAT'taki arkadaşlarımızın da işbirliğiyle bizlerle paylaşırsanız çok kıymetli olacak. Çünkü not aldığımız hususları bunlar üzerinde tekrardan sizlerle görüşebilmek adına önemli olacak. Ben sadece özel bir parantez açıp özellikle Berna Hanım'a ve size şu konuda da teşekkür etmek istiyorum. Ben 41 yaşında iki çocuk babasıyım. Bu yapılan faaliyetlerin hepsi doğru. Yani insanlar bir rüyadan uyanması gerekiyor. Operasyonel mükemmelliğin ne demek olduğunu çok iyi anlaması gerekiyor. O devir bitti. Yani bütün kaynakları sınırsız bir şekilde kullanmak zaten bir israftı. Hepimizin çocuklarımıza bırakmamız gereken bir gelecek var. Amaç belli. 1,5 dereceye düşürmek için mücadele veriliyor. Bunun karşısında direnmek bence insanlığın karşısında direnmekle eşdeğer bir konu. Dönüp herkes bakacak faaliyetlerine. Burada eğitimin, yetkinliğin, yalınlığın anlamı gelecek. Yönetim becerisi burada gelecek. Torpille iş yapmanın, kendisini deve kuşu gibi gömen sanayicinin artık uyanması gerektiğinin farkına varacak. Dolayısıyla bence çok kıymetli olmuş. Bunu öne çekmeleri de çok doğru olmuş. Sizin gibi uzmanlar var, derneğimiz var. Geriye çalışmak kalıyor, başka bir şey değil. Dolayısıyla buna çalışacağız. Ben mesela böyle bir gündem olmasaydı Zedef'inden, Otelivinden, Volkswagen grubundan bu baskılar gelmeseydi biz kendi işletmemizde şu an enerjiyi konuşuyor olmayacaktık. Ama şu an Oİ'nin bir puanlık artışı bile çok önemli hale geldi. Evet. Doğalgaz kriziyle, elektrik kriziyle stoksuz üretim yapmanın önemi geldi. Dökümcülerdeki o devasa stokların kaldırılması gerektiğinin önemi geldi. Iskarta oranlarının önemi geldi. Personel sayılarının önemi geldi. Birim zamanda yapmış olduğunuz verimliliğin önemi geldi. Buyurun, bu 90 euro, 50 eurolardan 90 eurolara çıkan bu baskı gelmeseydi şu an 100 kişinin dinlediği bir şey yapabilir miydiniz? Etkinlik yapabilir miydiniz? Yapamazdınız. Çabanızı kendiniz anlattınız. O göktaşı geliyor çünkü karlılık oranlarına geliyor. Rekabetçiliğe geliyor. Bir zahmet gelsin çünkü benim iki tane çocuğum var. Onlara verilmiş sözüm var. Bir insan olarak daha iyi bir gelecek bırakmak zorundayız. Ben bulunduğum noktada bu bilinçte olmazsam, merkezime parayı koyarsam, o sürdürebilirlikteki merkezindeki insan olma değerlerini kaybettiğimiz an bu çalışmaların hiçbir anlamı olmayacak. O yüzden çok kıymetliydi. TÜDOKSAT'a çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Notlarımızı bol bol aldık. Sizlere ulaşacağız. Çok sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Çok kıymetliydi gelebildiğiniz bizim için. Çok teşekkür ediyorum. Başka soru var mıdır acaba? Hadi süremizi aştık. Herhalde yok diye görüyorum. O zaman kapatabiliriz gibi geliyor. Berna Hanım, Esra Hanım, sizlerin son söylemek istediği bir şey varsa. Ben şeyi paylaştım. Yan tarafta hem karbon leakage listesini gönderdim hem de son yayınladıkları draftı, Sivan draftını gönderdim şeyde, chat'e. İsteyen olursa mailden de paylaşırım ama buraya da ilettim ki sizlerde de bulunsun diye.
Başka merak eden, doküman isteyen varsa da ben, Berna Hanım, ikimiz de zaten takip ediyoruz dokümanları. Mutlaka paylaşırız sizlerle. Ben de çok teşekkür ediyorum tekrardan. Herkese, katılımcılara iyi günler diliyorum. Ben de son olarak şunu söyleyebilirim Koray Bey. Şimdi şura toplantılarında yer alıyoruz ve iklim yasası yayınlanacak. Muhtemelen iklim yasası içerisinde altında eylem planları, yani ulusal eylem planları ve belki de sektör bazlı ulusal eylem planları yayınlanma durumu söz konusu olacak. Aksi takdirde sizin söylediğiniz gibi insanların kafası karışıp finansmanla alakalı, işte karbon vergilendirmesinin nasıl olacağıyla alakalı, bunların hepsi emin olun şuralarda, belki siz de bulunuyorsunuz, tartışılıp konuşuluyor. Bunun için tabii ki bizim buradaki ihracatçılarımız ve üreticilerimiz, ihracat yapmayan üreticilerimizin de büyük oranda zamanı, ama bence en önemlisi veri toplama ve dijitalizasyonla alakalı, bence dünya bir daha hızlı bir ilerleme göstereceğini ben düşünüyorum. Çünkü bizim son zamanlarda beraber çalıştığımız kuruluşlarda özellikle startuplarla birlikte çok fazla dijitalizasyon, yani tedarikçilerinden gelen girdiler, taşımacılık faaliyetleriyle alakalı dijitalizasyona yönelik veri toplama sistemlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. Dolayısıyla bu ve bunun gibi aslında birçok konu var. Finansman da en önemli noktalardan bir tanesi. Benim son olarak söyleyeceğim tek şey, kuruluşların mümkün olduğunca erken bir şekilde verilerini, emisyonlarını izlemesi, en azından önlerini daha kolay görebilmelerine destek olacağını düşünüyorum. Küçük çapta bunu sadece ilave edebilirim. Sahadaki tecrübelerimden ve yıllarca bu doğrulama ve işte diğer konulardaki tecrübelerimizden yola çıkarak. Tekrar çok teşekkür ediyorum TÜDOKSAT'a, Koray Bey, Tunçay Bey, hepinize çok teşekkür ediyorum. Yine Eser Hanım'la da aynı webinar içerisinde olmaktan mutluluk duyduğumu da belirtmek istiyorum. Tekrar teşekkür ederiz biz de. Sizlerin e-mail adreslerini, iletişim bilgilerini katılımcılarımızla tekrar paylaşacağız. Şimdi sohbette tekrar bunlar talep edildi. Onlar gerekli noktalarda zaten sizlerle de iletişime geçecektir, ama biz de sizlerle iletişimde kalacağız. Evet, o zaman kapatıyoruz herhalde Tunç abi. Teşekkürler Koray Bey. Çok teşekkür ederiz. Hem Berna Hanım'a, hem Eser Hanım'a, hem değerli soruları için katılımcılarımıza. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.